Hallo, liebe Teilnehmerinnen. Ich hoffe, alle geht es sehr gut und schließlich, endlich können wir diese Unterricht machen. Heute es haben einige die Deutschland Anfängerniveau Werkstatt machen, so wir sind ein wenige, but das ist okay. So yavaş yavaş dersimize geçelim diyorum ben. Çünkü artık zaten 38 geçiyor. Share screen'de ben açıyorum arkadaşlar. Şu an ekran geldi mi size? Evet hocam, şu an Geldi ekran hocam, görünüyor. tamam. Tamamdır. Bildiğiniz üzere her seferinde derse başlarken öncelikle bir önceki derste yaptıklarımızı hatırlatmak istiyorum. Ve de geçen hafta belli sıkıntılardan dolayı dersimizi yapamadığımız için ve sonunda dersimizi yapabildiğimiz için bir hatırlatma yapalım diyorum öncelikle. 2 hafta önceki dersimizde hatırlarsanız iki konu üzerinden daha çok ele almıştık. Ama birinci konumuz böyle aslında birleştirilmiş bir konu gibiydi. İçinde 3 tane farklı alt başlığı olsa da tek bir konu üzerinden ele almıştık. İşler, staj, bu eğitim gibi konularda bilmemiz gereken kelimeler üzerinde biraz tamlamalar üzerine konuştuk. İlk olarak bununla dersimize başlamıştık. Belli kelimeler öğrenmiştik yeni. Bunları herhangi bir Almanca konuşulan yerde staj yapacaksak ya da bu konuda düşüncelerimizi aktaracaksak, eğitim alacaksak, çıraklık yapacaksak hangi kelimeleri bilmemiz gerektiğine dair örneklerle başlamıştık. Ve küçük alıştırmalarla da bu kelimeleri pekiştirdik. Üzerine biraz yoğunlaştık. Belli iş alanlarında hangi kelimeleri bilmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. Mesela fizyoterapi gibi bir sağlık alanında bilmemiz gereken bazı kelimeler vardı. Tedavi gibi, muayene gibi, yine fizyoterapi kelimesinin asıl anlamı gibi. Ya da bankada çalışan biriyseniz ya da bankada çalışan biri bu konularda konuşacaksa hangi kelimeleri bilmesi gerektiğine dair işte parasal kelimeler, finansal kelimeler bunları bilmemiz gerekiyordu. Bunların yanında bir de bazı küçük gramer de aralarda vermiştik. Mesela genitiv konusunda öğrendiğimiz bu yeni kelimeleri genitiv şeklinde kullanacakken nelere dikkat etmemiz gerektiğinden. Eğer derle başlayan plan gibi bir kelimeyi kullanıyorsak ya da kunde gibi bir kelimeyi kullanıyorsak bunu genitiv halde desle kullanmamız gerektiği. Eğer önüne bir anlamına gelen aynı kelimesini kullanacaksak da aynes yani es takısı alması gerektiğinden, plan ya da kunde kelimesinin de belli takılar alması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve bunları diğer kelimelerde de artikelleri neyse der, die, das ya da çoğulsa buna göre hangi ekleri alması gerektiğinden bahsetmiştik. Ve genitivi 3 şekilde yapabileceğimizi anlatmıştık. Birincisi tabloda gördüğümüz gibi yani belli ekler getirerek. Ve ardından da onlardan tamlama oluşturarak. İşte mesela annemin planı derken, işte çalıştığınız yerde bu konuyu konuşacaksanız mesela gelen müşteri hakkında bir şey diyeceksiniz. İşte yeni gelen müşteri gibi böyle tamlamalar yaparken nasıl yapabileceğimizden bahsetmiştik. Bunun yanında bir de fonla genitif yapısı kullanabileceğimizi söylemiştik. Bunu da örnek olarak die Behandlung von Menschen. Mesela insanların herhangi bir şeyinden bahsederken, insanların hastalığı, insanların düşüncesi gibi bir şey derken öncelikle biz Türkçe'de insanı başa alıp arkasından o asıl belli etmek istediğimiz şeyi, insanların düşüncesi dediğimizde bizim asıl belli etmemiz gereken şey düşünceydi. Düşünceyi ikinci tarafa alıyorduk ama Almanca'da bu şekilde değildi. Almanca'da ilk tarafa düşünceyi alıyoruz, artikeliyle birlikte yazıyoruz ve nominatif halde devamında fon geliyor. Fonun arkasından insan kelimesini yazıyoruz ya da datif haldeki tam artikelini kullanmamız gerekiyordu. Mention çoğul bir kelime olduğu için onun artikeli değildi. Datifte de biz bunu der yapıyorduk. Yani die Behandlung von Menschen o da von der Menschen yapmamız gerekiyordu. Bu ikinci şekliydi.
Bu iki şekil, yani biraz önceki genitif haldeki tamlamalarla olanla fonlu kullanımı, kurallı kullanım. Bir de aslında çok kurallı sayılmayan ama yine de gün içinde çok kullanıldığı için artık gramer kuralların içerisinde de bulunabilen İngilizce benzer kullanımlar. Mesela babanın arabası derken normalde fonu kullanabiliyorduk ya da buradaki gibi genitif yapıyorduk. Ama bunun yerine daha kısa, daha basit bir şekilde yapmak istediğimizde ise mesela babanın arabası dediğimizde Türkçedeki gibi düşünüp baba kelimesini başa yazıyorduk. Ardından İngilizce'deki gibi yukarıya virgül atarak S takısını getirip ikinci tarafa artık babanın neyse mesela arabası dedik burada arabayı yazıyorduk. Bu şekilde de tanımlayabiliyorduk. Genitivde bu şekilde üç şekli kullanarak genitiv yapısını oluşturabiliyorduk. Devamında herhangi bir çalışmak istediğiniz yere, herhangi bir yere eğitim için, iş için başvuracağınız zaman kendinizi tanıtan ve isteğinizi belirten bir başvuru mektubu yazıyordu. Bu başvuru mektubunda nelerin önemli olduğunu Almanca üzerinden ele almıştık. Özellikle Almanca konuşulan bir yere herhangi bir başvuru mektubu yazıyorsanız nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunların belli bir sırası vardı. Bu sıralardan bahsettik. Lebenslauf, Türkçe adıyla özgeçmişimizde kendimizden bahsedersek en kısa, en net bir şekilde nelerden, hangi sırayla bahsetmemiz gerektiğinden konuşmuştuk. Yine kelimeler öğrenmiştik, belli alıştırmalar yapmıştık. Özellikle iş sektöründe bilmemiz gereken çok önemli üç kelime vardı. Shift gibi, yani vardiyaların zamanını belirten o tabloyu temsil eden, fazla mesai ya da mesaiden kısma kelime anlamı için kullandığımız Überstunde gibi ya da zamanın daha böyle esnek olmasını temsil eden Gleitzeit gibi bunlarla ilgili alıştırmalar yapmıştık. Ardından böyle bazı metinler okuyup bu metinlerde neler dendiğinden, hangi kelimelerin tamlamaların kullanıldığından ve o Almanya'daki ya da Almanca konuşulan diğer ülkelerdeki okulların yapılarından bahsetmiştik. Bu okullarda kaç yıllık eğitimler oluyor, neleri içeriyor. Biz Türkiye'de genelde üniversitelerin hepsine üniversite diyebiliyoruz ama mesela ayrı bir şekilde belirttiğimizde konservatuvar gibi, meslek yüksek okulu gibi ayrı kelimeler de var. Almanca'da da bu şekilde. Bilimsel meslek yüksek okulu gibi. Müzik, sanat ya da filmlerin yani bunun üzerine çalışılan hochschule'ler gibi, eğitim okulları olarak pedagogische hochschule gibi ya da daha genel olarak birçok alanı ele alan üniversite, Türkçedeki üniversite gibi. Bunlardan bahsedip yine bazı kısa metinlerle, kısa okuma parçalarıyla bunları pekiştirip en sonunda da tamlamalardan bahsettik. Kendi işimiz hakkında ya da eğitim hakkında neden o işte olduğumuzu, neden o eğitimi aldığımızı ya da o eğitimin bize neleri sevdirdiğini, nelerle ilgilendiğimizi bahsederken hangi kalıpları kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Mesela herhangi bir işte çalışıyorsunuz. Bu işte neden çalıştığınızı bahsederken bu şekilde diyaloglara girebiliyorsunuz. Buradaki mesela diyalog bir kişi demiş ki ben büro işleriyle uğraşmayı seviyorum. Bu nedenle insanlarla ilgilenen işle olur. Gerek bankada olabilir ya da insan kaynaklarında çalışan kişi olabilir. Bu şekildeki işlerde çalışmayı seviyorum gibi cümleler kurmanıza yardımcı oluyordu bunlar. Hangi okulda okuduğunuzu ya da bir yere geçiş yaptıysanız bu geçişi nasıl Almanca temsil edebileceğinizden buradaki tamlamalarla bahsetmiştik. Genel olarak bu şekildeydi. Bu kelimelerin üzerine bakabilirsiniz demiştim. Çünkü her ne kadar biz bu kelimelerin bazılarını biraz önce söylesek de zamanımız kısıtlı olduğu için üzerine değinemediğimiz kelimeler de olabiliyordu. Bunlar anlatımda. Bir de bunun yanında relatif zaslara girmiştik. Relatif zasları belli bir derece ama ele almıştık. Bugün bu yüzden relatif zasları daha geniş kapsamlı bir şekilde anlatacağım önce. Daha sonra bu okuma parçaları gibi, kelime bilgisi gibi konulara değineceğim. O yüzden geçen haftayı bu şekilde tekrar etmiş olalım. Şimdi de bu haftanın dersine başlayalım. Ben şimdi bunu bitiriyorum. Ardından bu haftanın slide dosyasını açıyorum. Şu anda ekranınıza gelmiş olması gerekiyor.
Geldi hocam, evet, ekranımızda görünüyor şu an. Tamamdır. Geçen hafta hakkında herhangi bir sorusu olan varsa çok çok uzun olmamak kaydıyla sorabilir şu anda. Dersimize çünkü o şekilde geçelim herhangi bir soru varsa. Chat kısmına yazabilirsiniz. El kaldırabilirsiniz. Oradan yardımcı olmaya çalışayım. Şu anda gördüğüm kadarıyla herhangi bir soru yok. O zaman derse devam ediyorum. Bu hafta işleyeceğimiz dediğim gibi öncelikle diğer haftalardan farklı olarak öncelikle gramer konusuyla başlayacağız demiştik. Ardındansa Hamburg, Berlin, Frankfurt ve Münih'ten biraz bahsedeceğiz. Yani tarih üzerinden ben ele aldım ama başlığı çok uzun tutmamak için. Sadece tarihten değil aslında. Bu ülkeler hakkında bazı bilmemiz gereken şeylerden bahsedeceğiz. Aynı konuyla alakalı değil, ancak Zürde konusunun ismi ne olarak geçiyor onu tekrar etmem gerekti. Konjüktivite olarak geçiyor. Konjüktivite olarak aratırsanız, yani zaten biz derste de bahsetmiştik, onun üzerinden yeniden çalışmanız da mümkün. Zürde fiilinin nasıl kullanıldığını orada ayrıntılı olarak incelemeniz mümkün. Bunu da dedikten sonra ilk olarak dediğim gibi geçen hafta da üzerine biraz bahsettiğimiz tonu olan aslardan biraz bahsedeceğiz. Ardından da bugünün gramer konusu olan infinitives aslara değineceğiz. Hemen onun arkasından da son olarak bahsettiğim bu şehirlerden bazı bilgiler alacağız. İlk olarak relatives asları geçen hafta konuşmuştuk. Relatives aslar iki ayrı ama birbiriyle bağlantılı cümleyi birleştirmek için kullanılıyor ve herhangi bir nesneyi, herhangi bir özneyi temsil eden bir şey varsa, mesela birinden bahsedeceksiniz, biriyle bir şey yapacaksınız, o kişinin çok kibar olduğunu düşünüyorsanız ya da o kişi belli bir işte çalışan biri ise, normalde iki ayrı cümlede bahsederiz. Ben şu kişiyle çalışıyorum. X kişisiyle mesela çalışıyorsunuz. X kişisiyle çalışıyorum. X kişisi şu işi yapıyor. Bu şekilde A yazıyorsunuz. Ama relatives aslı cümlelerde biz bu iki cümleyi bir araya getiriyoruz. Bu şekilde aslında hem daha kısa bir şekilde o durumu anlatmış oluyoruz, hem de bu bizim dil bilgimizi ilerletmiş oluyor. Herhangi bir dille ilgili sınava girdiğimizde, yani Almanca üzerinden biz ele alıyoruz. Almanca sınavına girdiğinizde relatives asları bilmeniz sizin dil seviyenizin daha da ilerlemiş olduğunu gösterir. Bu konuda size yardımcı olur. Burada bilmemiz gereken ilk şey artikellerin çekimleri. Bunlar zaten A1 konusu normalde. Biz bunları biliyoruz. Bunların temelini bu nedenle hep söylüyoruz. Temel iyi oturtulursa ileriki konuları daha iyi anlarız diye. Burada da relatives asları anlamamız için bu artikellerin nasıl bir şekilde çekimlendiğini, akusatif, datif veya genitive göre bunları bilmemiz gerekiyor. Bunun ardından da artık cümlelere bakacağız. Geçen hafta mesela örnekler vermiştik. Burada da basit bazı örneklerimiz var. Bir adamdan bahsetmiştik. İsmi Erwin Knudelbart ve Bremen'de yaşıyormuş. Ben bu iki cümleyi diyorum ki birleştireyim. Çünkü birbiriyle bağlantılı iki cümle. Diyelim ki Derman, yani bu adam Bremen'de yaşayan adamın adı Erwin Knudelbart. Bu şekilde bir cümle haline getireyim. Bunu yaparken ilk dikkatimizi çeken şey bizim öznemiz. Derman. Yani der diyorsa maskulin bölümüne bakacağım. Ve Derman burada gördüğünüz gibi nominatif halde. Herhangi bir akusatif, datif gibi çekim almamış. O zaman ikinci taraftaki e'yi ben buraya de olarak koyuyorum. Çünkü buradaki e zaten Derman'ı temsil ediyor. Ben Derman üzerinden devam edeceğim için burada de'yi kullanmam gerekiyor. Er der oluyor. Eğer di üzerinden birinden bahsetmişse, yani zi diye hitap etmişse di'yi kullanıyorum. Es olarak kullanmışsa, yani neutral bir anlamda birinden bahsediyorsa ya da bir eşyadan, o zaman das'ı kullanacağım. Der Mann, virgül atıyorum,
Çünkü burada dikkatimi çekecek şey Dämon olmalı. Ardından der Ausbremerkommt fiili arkasına alıyorum. Ve E'yi yok edip onun yerine D koyuyorum. Dämon'u temsil etmesi için. Der Ausbremerkommt. Yine virgül atıyorum. Burada komple heiß karışmasın diye. Yani iki fiili burada ayırıp anlamın karışmaması açısından burada virgül önemli. Virgül atıp burada Delman'ın ardına hangi cümlenin devamı neyse onu direkt koyuyorum. Aynı sırayla. Heißt Erwin Kunütler var. Bu ilk haliyle yani herhangi bir çekim olmamış haliyle en basit haliyle bu şekilde. Relatif az bir cümle kuruyorum. Eğer Dämon'un yerinde mesela çoğul bir kelime kullanmışız. O zaman plürale bakacağız. İkinci tarafta gördüğünüz gibi çoğul zihni kullanmışız. O zaman burada alıyoruz biz çoğul zihni yerine çoğul diye kullanıyoruz. Die Leute yine özlemimizi temsil ederek virgül atıp diye koyup arkasından Aus Berlin kommen yine fiili sona attım, virgül attım. İlk cümlenin devamını yazdım. Bu şekilde Relativsatz cümlesini oluşturdum. Bunlar nominatif halde yani herhangi bir ismin halini almamış. İsmin i hali, e hali, d hali gibi halleri almamış nominatif haldeki cümleler için. Eğer ismin hallerinden birini aldıysa mesela akusatif haldeyse ne demiş? Der Tisch bir masadan bahsediyor. Çok pahalıymış. Ama bunun devamında da şunu demiş. Kocam geçen hafta onu satın aldı. Onu dediği için burada in kullandım. Der Tisch'i temsil etmek için. Ama bunun yerine eğer demedim, demememin nedeni ise burada akusatif olması durumu. O zaman buraya yani relatif zat cümlemizi oluştururken buna dikkat etmem gerekiyor. Der Tisch'i yine alıyorum. Virgülü yine atıyorum. In yerine akusatifteki derin akusatif hali neydi? Dendi. O zaman deni koyuyorum. Yani akusatif halini yine buraya koymuş oluyorum. Arkasından yine cümleyi getiriyorum. Buradaki gördüğünüz gibi hat yardımcı fiil kullanılmış ve mein'ın arkasına hemen o kullanıldığı için en sona onu atıyorum. Yani buradaki öznenin hemen arkasına ne kullanıldıysa onu hemen attım en sona yine devirdim yani biraz önce örneği gibi. Mein Mann lässt wohl gekauft hat dedim. Yine virgülü atıp birinci cümledeki devamı koydum ve bu şekilde bitirdim. Yani yaptığım tek fark burada eğer geldiyse yani nominatif haldeyse nominatif halde devam ettim. Akusatif ise akusatif halde. Dative'de de yine aynısını yapıyorum. Die Fotos demiş. Burada sie diyerek onu temsil etmek amacıyla aslında dative yapmış. Yani die'nin dative hali Z olarak kullanılıyor. Çünkü çoğul bu. Die Fotos. Bundan dolayı Z olarak kullanmış. O zaman ben yine Die Fotos'ta Die'yi kullanıyorum. Ha, pardon, burada akusatif yine kullanmış. Z akusatif de değişmediği için. Burada da tabloda da gördüğümüz gibi. Akusatif halde Die Fotos yine Die üzerinden ele alınıyor. Cümlede biz bunları genelde mesela D yerine E kullanıyoruz. İşte di yerine zi kullanıyoruz. Ama bunu relative zas yaparken benim bunu der di das üzerinden yani bunların çekimlenmiş halleri üzerinden ele almam gerekiyor. Di fotos yine başına koydum. Virgülü attım. Di'yi alıp zi'yi alıp di yaptım. Devamında cümleyi getirip öznenin yanındaki fiili en sona attım. Virgülü atıp cümlenin devamını getirdim. Bunlar akusatifteki hali. Dative'de de yine aynı şeyi yapıyorum aslında. Herschmal, buradaki öznemiz bu. Koyuyoruz onu yine. Virgülü atıyoruz. İkinci cümlede im olarak ele almış. Yani datif hale bir vurgu yapmış. Ben bu Herschmal'i datif üzerinden temsil etmişim. O zaman ben bu im'i alıp dem yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Datif haldeki deri kullanıyorum. Yine aynı şekilde cümlemin devamını getirerek bu şekilde relativizat cümleyi hazırlamış oluyorum. Peki geldik genitivde ne yapıyoruz? Yine aslında aynısını yapıyoruz. Yine ilk öznemizi koyuyoruz, virgülümüzü atıyoruz. Burada genitiv halde kullanılan iğnen denmiş. Onun işte
bilmem neyi derken ki Unzara Gazete'nin neyini temsil ediyorsa Unzara Gazete yerine iğnen demiş. O zaman ben bu iğneni alıyorum, virgülün altına değnen olarak geçiriyorum. Şuradaki tablodaki gibi. Yaptığım şey aslında bu. Aradaki fark tek bu. Eğer bu kullandığım aksatif, datif hallerde önünde herhangi bir şey varsa onu temsil eden, daha önce de bahsetmiştik, ağız gibi, mit gibi bazı bağlaçlı ya bağlaçlar ya da işte bunu temsil edecek herhangi bir ek getirecek kelimeler varsa, o zaman ne yapıyoruz? Aslında yine aynı şeyi yapıyoruz. Tek yaptığımız şey burada özneyi temsil eden bu kelimeleri. Burada inmiş mesela. Yine onu aldım, den yaptım. İ'ymış, der yaptım. Önündekini de aynı şekilde koydum yine önüne. Hiçbir şey değişmedi. Tek değişen şey kelimelerin hangi halde kullanıldığı. Ona göre çekimlerini yapıyorum. Relatif zas'ın en baş bilinen özellikleri bu şekilde. Ama relatif zas'ı özellikle genetide daha da iyi anlayabilmenin şöyle bir yolu var. Cümleyi bölmek. Burada mesela bizim bir genitif cümlemiz var. Relatif zas'ta. Demiş ki, das ist der Musica, virgül atmış, dessen, Ferienhaus, Laura Besuchtat. Bir müzisyenimiz varmış. Onun yazlık evini, Laura bu müzisyenin yazlık evini ziyaret etmiş. Burada der Musica bizim neyimiz? Anahtar kelimemiz. Yani bizim asıl ele alacağımız kelime. Dessen, müzikayı temsil etmek için kullanılan bir relatif pronomen. Ve maskülen olduğu için der müzikar, yani der üzerinden ele aldığımız için, tekil olduğu için, nominatif halde, yalın halde olduğu için ben bunu dessen üzerinden bu şekilde çevirdim. Çünkü burada benim genitif yapmam gerekiyor cümlenin yapısı nedeniyle. Ferienhaus tamlamamız, burada asıl tamlama olarak kullandığımız çünkü müzikanın nesi? Yazlık evi. O zaman buradaki tamlamadır. Laura burada ikinci öznemiz. Yani Laura bir şey yapmış ama yaptığı şeyi anlatırken bizim bu müzisyenin evinden bahsetmemiz gerekiyor. Burada Laura'yı hemen devamında kullandım. Besuchtatsa predikat, yani yüklem. Predikat yerine verb kelimesini de görebilirsiniz. V ile başlayan verb adında bir kelimemiz daha var ama o daha çok bezuht, yani bunu çekimlenmemiş halinde kullanıyor. Bezuht olarak yazdığımızda verb diyoruz biz genelde. Yüklen demek için. Ama bu şekilde bahsederken predikat demek daha doğru. Bu şekilde parçaladığımızda bunların neden bu sırada olduğunu ve anlamlarının ne olduğunu daha iyi anlamış oluyoruz. Yine genitif bir cümle örneği verelim. Ne demiş mesela? Die Eltern der Kinder sind erfolgreiche Musiker. Bu normal genitif bir cümle. Demiş ki çocukların ebeveyni başarılı bir müzisyendir. Ben bunu relatif cümle yapacağım. Relatif cümle yaparken diyorum ki bu çocuklar demem için buraya diese'yi kullanmam gerekiyor. Diese sind demek için. Mesela biraz önce müzisyenden bahsederken de ne demiştim? Bu işte Laura'nın yazlık evini ziyaret ettiği müzisyen demiştim. Bu yüzden das ist'i kullanmıştım. Burada çocuklar çoğul olduğu için diese sind'i kullandım. Diese sind die Kinder virgülü attım. Çocukların ebeveyni demem için deren Eltern dedim. Yani genitif halde onu çekimledim. Deren Eltern. Devamına yine cümlenin devamına getirdim. Buradaki fiili en sona attım. Aslında burada biraz öncekinden farklı olarak iki cümleyi birleştirmek yerine biraz daha özneyi öne plana çıkardım. Relatif zas'ın bir de böyle bir anlamı var. İki cümleyi bir arada getirebilirsiniz. Bir de cümledeki özneyi daha belirgin hale de getirmek için kullanılabiliyor. Burada öznemiz aslında çocuklar. Çünkü çocukların ebeveyni dedim ama burada ilgimi çeken şey çocuklar olması gerekiyor. Bu yüzden ilk bölümü çocuklar dedim. Ardından onların ebeveyni başarılı müzisyendir diyerek fiili sona atıp cümleyi bitirdim. Ve aslında sanki iki cümle varmış gibi davrandım. Yaptığım tek şey bu. Diese sind die Kinder, bunlar çocuklar. Onlar, çocukların ebeveyni başarılı bir müzisyendi. Ben bunu aldım, bir araya getirdim.
Bu şekilde de relatif cümleyi oluşturmuş oldum. Burada da yine örnekleri var. Mesela genitivde yaparken şu şekilde de yapabiliyoruz. Ne dedik biraz önce? İşte adamın bir şeyi gibi derken, yani bir genitif tamlama oluştururken burada bizim dikkat etmemiz gereken şu. Adamın mesela demiş ki hastalık üzerinden bir şeyle üzerinden ele alabiliyoruz. Demiş ki das ist die Frau, bir bayandan bahsediyoruz. Virgülü atıyoruz, diyoruz ki onun kocası, kadının kocası dediğimiz için burada der Mann dememiz gerekiyor. Neyden dolayı bir şey oluyor mesela? İşte kadının kocası bir şeyden rahatsız oluyor, kadının kocası bir şeyden dolayı hasta oluyor, ölüyor gibi bir şeyi temsil ederken devamında destek kullanıyorum. Yani genitif yapıyorum yine onu. İki tane genitif tamlamam olmuş oluyor. Eğer sadece kadının kocası bir şey yaptı diyecek olsaydım, yani herhangi bir ikinci tamlama kullanmayacak olsaydım, das ist die Frau der Mann, punkt punkt punkt, yine bir yüklemi koyup bitirecektim. Ama bir de burada adamı etkileyen bir şey daha var. Adamı etkileyen şeyi ikinci tarafa genitiv halde koymam gerekiyor. Yani burada genitiv bir tamlama daha var. Ben bu şekilde onu birleştiriyorum. Mesela işte kapının kolunun rengi dedim. Burada iki tane tamlayan var. Kapının kolu. Birincisi kapının olması, ikincisi rengini temsil ediyor olma. Burada da yine adamın hem bir kadının eşi olduğundan bahsediyorum aslında, hem de bir şeyin onu etkilediğinden bahsediyorum. Bu yüzden de bu şekilde ardına koyuyorum. Burada ne yapmışız? Yine biraz önceki örneklerdeki gibi müzisyenle ilgili bir şeyden bahsetmişiz. Das ist der Musiker. Yine virgülü attık müzisyeni temsil etmemiz gerektiği için. Das ist der Ferienhaus. Müzisyenin yazlık evi in Brazilian State. Brezilya'daymış. Brezilya'da duruyormuş. Bu yüzden desen Ferienhaus dedim. Çocukların bir şeyinden bahsedeceğim. Yani der Musiker yerine das Kind diyeceksem de yine ardından genitif halini kullanırım. Der ile das'ın genitif hali desen olduğu için ikisinde de desen Ferienhaus dedim. Bir şey değişmedi. Eğer ben çoğul bir kelime kullanacaksam, müzisyenler gibi, bu sefer die Musikerin kelimesinin arkasına deren feriyana ağustuyorum. Yani die'nin genitiv halini kullanıyorum. Bu şekilde örneklerimiz aslında devam ediyor. Önünde farklı kullandığımız kelimeler varsa biraz önce de dediğimiz gibi, şurada da gösterdiğimiz gibi aynen koyuyoruz. Bir de herhangi bir yeri temsil ediyorsa, yani bir şeyi, eşyayı ya bir insan değil de herhangi bir yerden bahsediyorsak o zaman ne yapacağız? Mesela burada iki tane cümlemiz var. Demiş ki zum Bagerzi. Bagerzi diye bir yere gitmeyi temsil etmiş. Sonra da bu Bagerzi hakkında bir cümle vermiş. Mesela orada şu var demiş. Yani Bagerzi'de bir şey varmış mesela. Burada benim ele alacağım şey ne? Bagerzi. Ondan bahsediyoruz çünkü. Yine birinci cümleyi aynı şekilde koyuyorum ama bu sefer farını, yani o cümlenin devamındaki kelimeyi ya da fiili, cümlenin devamında ne varsa onu asıl ikinci virgülden sonrasına atmıyorum. Yine farını yanına koyuyorum. Biraz önceki gibi sona atmadım. Devamına dort yerine, orada anlamına gelen kelime yerine wo'yu koyuyorum. Wo, wie fragenlerde öğrendiğimiz gibi nerede demekti. Burada da dort yerine wo'yu kullanmam gerekiyor. Yani diyorum ki işte Bagerzi'de mesela ne varsa, çok güzel bir kütüphane var diyelim. İşte güzel bir kütüphanenin olduğu yer Bagerzi'ye diyorum diyeceğim mesela. Ekstrem bir örnek verdim yine ama benzer bir şey. Arada hiçbir fark yok. İşte diyorum ki İhyena Zumbagerzi, virgülü atıp diyorum ki wo, işte ne varsa orada artık. Devamında da bunu yazıyorum. Ya da dort yerine ne yapmışız burada ikinci cümlede? Dort hin'i kullanmışız. Dort orada demekken ben buna hin takısını getirirsem oraya anlamı gelir. Yani belli bir yön tarif eder.
Süt Afrika'yı temsil etmek için bu da kullanılmış. Çünkü ne demişiz biz ilk cümlede? Süt Afrika ya takısını getirdim. Oraya ya gidiyorum dedim. Ama Zoom yerine Nah'ı kullandım. Ülke ismi olduğu için, ülkenin belli bir bölgesi olduğu için. Burada Nah'ı kullanmam gerekiyor. Bu da ülkelerle ilgili bir kural. O zaman ikinci tarafta Dorthin'i kullandım. O Süt Afrika ya anlamını vermek için. Bunu herhangi bir relativizasyon cümlesine dönüştürürken de ikinci tarafta bu sefer vohini kullanıyorum. Yani vo'ya da hin takısını getiriyorum. Dort'a getirdiğim için. Ben Nur Hanım, sesiniz açık ama. Hocam benim sesim açık değil aslında ama. Ben Nur Hanım'ın sesi açık. Tekrar ederkenki sesi geliyor. Evet. Devam edelim. Son olarak bir de wo yerine wofür de kullanabiliyoruz. Yani für takısını wo'ya getiriyoruz. Normalde biz fürü için anlamında kullanıyorduk. Eğer wo'ya getirirsem de wo'ya bir için anlamı daha getiriyor. Nun için mesela bir şey için derken wofürü kullanıyorum ya da bir yer için derken wofürü kullanabiliyorum. Wofür'ü de çevirirken aslında yani mesela wofür'ü de çevirirken yine kullanabiliyorum. Buradaki örneğimdeki gibi. Önünde belli bir cümleden bahsetmişik. Bir şeyin için kullanacaksam, bunun için, işte şunun için gibi bir anlam vereceksem burada wofür kullanıyorum ikinci tarafta ve virgülün arkasında. Bir şeye neden olan bir durumdan bahsedeceğiz. Mesela dedik ki kanser bir hastalık. Birçok insanın ölümüne sebep olan, ölümüne neden olan bir hastalık diyeceksem eğer birinci cümlede diyorum ki kanser ist eine Krankheit virgülü atıyorum. Arkasından da diyorum ki voran neden olan anlamındaki voranı kullanıyorum. Devamında da schon viele Menschen gestorben sind diyorum. Yani kanserin birçok insanın ölümüne sebep olduğunu, neden olduğunu bu şekilde bir cümlede bahsediyorum ve bunun bir hastalık olduğunu söylüyorum. Bu şekilde cümlemi bitiriyorum ve aslında relativizas en geniş haliyle bu şekilde. Normalde evet, wo'yu biz belli bir yeri temsil ederken kullanıyoruz ama bu şekilde takılar gelirse bazen farklı anlamlarda da kullanılabiliyor. Buradaki gibi. Wo belli bir yeri temsil ediyordu ama ben bunu an takısı getirdiğim nedenine temsil etmek için kullandım. Wo'ya für takısını getirdim. Bunun için, şunun için anlamında kullandım. Bu da aklınıza kalsın. Biraz bir kaosa yani çünkü kelimesine benziyor. Evet. Relativizasta bunun haricinde bir de sonunda bahsettiğimiz was'la das kelimelerini nasıl kullandığımızdan bahsedeceğiz. Mesela ben bir cümleyi ele aldım. Cümledeki her şeyi diyeceğim mesela cümlede. Her şey işte şu 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 şekilde gelişen her şey şuna yol açıyor diyeceğim. Her şey kelimesi yani ales'i kullanıyorum yine virgülü atıyorum. Devamına was diyorum. Çünkü her şey derken farkındaysanız şey kelimesini kullanıyorum. Burada da şey anlamına gelen sorularda da bir şeyi temsil ederken was, we fragman olarak was'ı kullanıyorduk. Burada da was'ı kullanıyoruz. Alles, was ich weiß, bildiğim her şey demek için bu şekilde oluşturdum. Virgülü attım. Devamında da işte artık o her şey neyi yaptıysam. Mesela burada demiş ki bildiğim her şey İşte okulda öğretildi ya da bildiğim her şeyi okulda öğrendim. Devamında nasıl kullanacaksam bu sefer ne yapmış? Was'ı kullandı. Was'ı kullanırken ne yapmıştım? Fiiliyle sona atmıştım. Virgül attım. İkinci virgülden sonra ne demiştik? İlk önce fiili kullanıyoruz. Biraz önce fiili sona atmıştım. İlk bölümde was ich weiß derken. İkinci cümlede ise ihabe değil, habe ich diyorum. Ve bu şekilde cümleyi bitiriyorum. Buna bir
ekstra bir örnek daha vermişiz. Demişiz ki yine her şey virgül atmışız. Sich für die Prüfung gelernt habe. Sınav için öğrendiğim. Buradaki für'ü için anlamında kullandık. Für die Prüfung gelernt habe. Sınav için öğrendiğim her şey virgülü attım. Yine fiille başladım. Habe ich schon wieder vergessen. Sınav için öğrendiğim her şey işte işime yaradı. Sınav için öğrendiğim her şeyi unuttum. Gibi bir cümle kurarken burada da bu şekilde kullanıyoruz. İlk başa her şey kelimesini temsil etmem gerektiği için onu koyuyorum. Ardından virgül atıp was'ı getiriyorum. Was artık bu her şey neyse. Öğrendiğim her şey, bildiğim her şey, duyduğum her şey neyse oraya onu koyuyorum. Virgülü atıp devamında cümle nasıl geliyorsa onu koyup bitiriyorum. Eğer bahsedeceğim şey bir süperlatif kelime ise yani en güzel, en basit, en güçlü bunu kullanacaksam eğer burada da yine was'ı kullanıyorum. Das Schönste en iyi, en güzel anlamlarına da kullanılıyor. En güzel demiş, virgül atmış. Was ich in Deutschland gesehen habe. Almanya'da gördüğüm en güzel şey, virgül atmış, war der Kölner Dom. Almanya'da gördüğüm en güzel şey Kölner Dom'du. Herhangi bir yeri görmüş, çok beğenmiş ve demiş ki Almanya'da gördüğüm en güzel şey buydu. Bunu derken bu şekilde cümleyi oluşturuyorum. Ya da en iyisinden bahsedeceğim. Das Beste, virgül attım. Yine was'ı kullandım. Was man für die Umwelt tun kann. Herhangi bir şey için, burada işte mesela herhangi bir insanın yaptığı bir şeyden bahsediyor. Örnekler veriyor. Dedim ki işte herhangi bir insanın, çünkü man'ı ne zaman kullanacak? Genel bir tanımlama yaparken, işte insanlar şunu yaparken şunu yapmalı gibi bir şey derken mention'ı da kullanabiliyoruz, man'ı da kullanabiliyoruz. Tek neyle? İki neyle kullanırsam erkek anlamına gelir. Tek neyle kullanırsam ise genel bir tanımlama getirir. Devamında yine cümlemi getiriyorum. İşte demiş ki mesela burada insanların kazalarda şunu da bunu da yaptığı en iyi şey şudur. Demek için bu şekilde bir cümle oluşturabiliyorum. Bunun yanında bir de süperlatifte demiştik ki was'ı kullanabiliyoruz. Ancak bazı yerlerde was uygun olmayabiliyor. Burada da başka kelimeler kullanmamız gerekebiliyor. Mesela demiş ki burada en ilginç demiş, virgülü atmış. İşte belli bir yer, duyduğunuz en ilginç şeyden bahsedeceksiniz mesela. Das Interessanteste, virgül attım. Vorüber bir gesprochen haben. İşte bir yerde duyduğunuz en ilginç şey, punkt punkt punkt, war das Essen. Yani bir yerde duyduğunuz, gördüğünüz en ilginç şeyden bahsederken bu şekilde vorüber'i kullanabiliyoruz. Burada önemli olan for'un arkasına kullanacağımız kelimeyi nasıl seçeceğimiz. Mesela burada foran demişim. Forüber'i kullanmamışım. Bunun nedeni cümlenin anlamıyla alakalı. Burada biz bilmemiz gereken şey biraz önceki örneklerdeki gibi foran, forüber, fofür bu kelimelerin anlamları bunları bilirsek zaten cümlede kurarken ona göre kullanabiliyoruz. Bunun için derken mesela işte wo'nun yanına belli takı geçiriyorum. O şekilde kullanabiliyorum. İşte buna neden olan derken mesela wo'ya yine bir takı getiriyorum. Bu şekilde kullanabiliyorum. Das Wichtigste, en önemliden bahsedeceğim burada. Virgülü attım. Voran wir von der Urlaub denken müssen. İşte tatil hakkında mesela bir şeylerden bahsedeceğiz. Tatil hakkında düşünebileceğimiz, görebileceğimiz en iyi şey, virgül attım. Ist die Feste so schließen. Artık cümlenin devamında ne getirmek istiyorsanız. Bu şekilde superlatifi de relativize aslında dönüştürebiliyorsunuz. Son olarak das var. Bu işte mesela düşünebileceğim en nasıl o cümleyi Türkçe oluşturayım ki? Bu diyerek sadece bir şeyden bahsedecekseniz eğer. Das kullandım, virgülü attım. Was du mir gesagt hast. Bana söylediğin bu, yani bu şey diyeceğim ama sadece das'ı diyerek de temsil edebilirim. Das,
dedim, virgül attım, şey anlamını was'la getirdim. Do mir gesagt hast, virgül attım, hat nicht gestimmt. Ya da hat nicht genug gibi herhangi bir kelime getiriyorum. Diyorum ki işte bana söylediğin bu şey, işte mesela saçma, bana söylediğin bu şey çok mantıklı, çok iyi fikir gibi bir şey derken bu anlamında das'ı kullandım. Ardından virgülü getirip was'la şey anlamını verdim. Du mir gesagt hast, bana söylediğin şey anlamında. Bu şekilde cümlemi kurdum. Bana dediği için mir'i kullandım. Virgülü attım. Yine cümlenin devamı artık neyse fiille başlayıp cümleyi bitirdim. Bu, yine das'ı kullanırken bunun arkasında şey anlamı vereceksem eğer was'ı kullanıyorum. Şundan neden olan anlamı vereceksem for über'ı kullanmam gerekiyor. Mesela demiş ki das, yine virgül atmış, vorüber, via, uns, unser alten haben. Şundan neden olan bir şey, herhangi bir durumdan bahsedeceğim ya da bu, buna neden olan bu şey diyeceksen burada, burada şey anlamındaki vazı kullanmıyorum. Bundan neden olan anlamı olduğu için vorüber'ı kullanmam gerekiyor. Devamında da artık cümle neyse. Devamını yine getiriyorum aynı şekilde. Mesela bir şey üzerine bahsetmiş. Normalde biz bir şeyden bahsederken işte şunun hakkında bir şey derken über'ı kullanıyoruz. Ama şunun üzerine, bunun üzerine gibi bir şey kullanacaksak burada for of kullanıyoruz. Yine das'ı getiriyorum. Çünkü bu anlamına gelmiş şeyden bahsedeceğim. Das'ı kullandım. Ardına ne üzerine, yani bir şeyin üzerine temsil ettiğini anlatmak için for auf kullandım. Ich mich vorbereitet hatte dedim. Çünkü cümlede bu şekilde bir şeyi bahsediyor. Şunun üzerine, bunun üzerine. Artık neyin üzerineyse onu söylüyorum. Ardından yine fiille başlayıp cümlenin geri kalanını getirerek bitiriyorum cümleyi. Bu şekilde kullanılıyor. Yani burada bilmem gereken şey benim aslında şu. Virgülün, yani ilk virgülün öncesinde neyi temsil ettim? Her şeyse alles'i kullandım. Herhangi bu şey diyeceksem das'ı kullandım. İşte en iyi şey, en güzel şey diyeceksem onu kullandım. Arkasına virgülü getirdim. Şey anlamını vermek istiyorsam was'ı kullandım. Eğer şeyin yanında bir de işte şundan neden olan, şunun üzerine gibi bir anlam varsa cümlede buna temsil eden kelimeleri kullandım. For you gibi, for of gibi, for on gibi, for sure gibi. Artık ne anlamı varsa burada. Onu kullandım. Onun arkasından temsil ettiğimiz artık bu ilk bölümdeki temsili olarak neyi söylüyorsam işte bildiğim her şey dedim. Bildiğim kelimesini ikinci bölüme yazdım. Fiilini en sona koyarak. Sonra virgülünü attım. İkinci taraftaki cümlem neyse onu fiille başlatıyorum. Yani deviriyorum ve cümlemi bu şekilde bitiriyorum. Relatif zaslar bu şekildeydi. Relatif zaslar hakkında daha iyi anlayabilmeniz için ben bir bugün olmaz yüksek ihtimal ama yarın bir alıştırma yollayacağım. Oradan da yine relatif zasları yaparak bakabilirsiniz. Çünkü ben burada ne kadar anlatsam da şu anda herhangi bir şekilde bizim hep beraber bir şeyleri yapma ihtimalimiz olmadığından dolayı sizin evde übunglarla, işte küçük alıştırmalarla tekrar etmeniz gerçekten önemli. Relatif zaslar bu şekildeydi. Bunun arkasından dedik ki bir de infinitif zaslar var. Infinitif zas ne? Infinitive zaten bizim aslında sıklıkla duyduğumuz bir şey. Cümlenin mastarlı hali. Türkçe'de işte yapmak, etmek derken o getirdiğimiz makmek takısı mastar hali Almanca'da infinitive olarak geçer. Bazen bir cümleleri oluştururken iki tane fiil kullanabiliyoruz. Ama birini mak takısıyla kullanıyoruz. Mesela şunu yapmak için şunu yapıyorum dedim. Ne dedim ilk bölümde? Yapmak için. Mak takısını getirdim ben. O zaman ben bunu nasıl temsil edeceğim? Infinitive zat cümle kurarak. Biz zaten aslında gün içinde sık sık Almanca konuşurken infinitive zat cümle kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Modal verblerle. Yani
malı meli derken zorlu kullanıyoruz. Bir şeyin zorunluluğu varsa muslu kullanıyoruz. Bir konuda izin almamız gerekiyorsa dürfını, buradaki çekimiyle darf kullanıyoruz. Bunları kullanırken biz aslında infinitive bahsediyoruz. Mesela örnek vermiş burada. Demiş ki man soll sich morgens und abends die Zähne putzen. İşte sabahları ve akşamları dişlerimizi fırçalamamız gerekli. Gerekli kelimesini getiriyor buraya. Zol'un anlamı zaten bu. Malı meli kısmını da getiriyor. Burada infinitive olduğunu anlamanız için gerekli kelimesini kullanıyor. Aynı şeyi temsil ediyor çünkü. Dişlerini fırçalaması. Yani master olan ma'yı kullandım. Sabah akşam dişleri fırçalamak gereklidir diyebiliriz aslında. Yani mak, o master takısını kullanıyorum. O zaman ne yapıyorum? Put seni hiçbir şekilde çekimlemiyorum. En sona asıl haliyle, yani masterlı haliyle alıyorum. Buradaki örnekteki gibi mesela. Her canlı zorunluluğum var. Buraya getiriyorum. Eines Tages sterben. Her canlı bir gün ölmek zorunda. Mek kullandığım için sterben, ölmek fiilini çekimlemedim. Direkt master haliyle kullandım. Dürfunu kullanmış. Burada gitmek anlamında bir kelime kullanmam gerektiği için en sonunda bunu çekimlemeden koyuyorum. Ve buna herhangi bir önüne, yani fiil, şu fiillerin önüne herhangi bir ek getirmiyorum. Çünkü modern verb'de zaten o anlamı veriyor bu. Ya da modern verb bir cümle değil de cümlede ekstrem olarak bir yardımcı fiil kullanacaksam, modern verb'lerin haricinde ya da haben sein'in haricinde. Bleiben, lassen, gehen, fahren, so wie, sehen, hören ya da würden, konjunktiv 2'deki würden bazen yardımcı fiil olarak da kullanılabiliyor. Mesela bir örnek verelim daha iyi anlayabilmeniz için. Yeniden Samstag, Yehen meine Eltern, Stundenland, in der Stadt, Einkaufen. Her cumartesi ailem şehirde alışveriş yapmak için saatlerce gidiyormuş. Saatlerce bir yere mesela gidiyor, diğer şehre mesela gidiyor. Gitmeyi temsil eden Yehen'i kullandım. Meine Eltern dediğim için, yani çoğul, plural anlamda bir kelime kullandığım için, Eltern burada çoğul anlamda kullanıldığından dolayı Gehen olarak kullanıyorum. Z'ler, yani çoğul Z'de bildiğiniz gibi Gehen olarak kullanılıyor. Ama Einkaufen'ı çekimlemiyorum. Bunun da nedeni burada Einkaufen'ı, yani alışveriş yapmayı infinitive halde, yani master halde, mak anlamında, yani makla birlikte kullandığım için. Her cumartesi ailem şehirde alışveriş yapmak için işte saatlerce, Stundenlang saatlerce, uzun süre anlamında işte gidiyormuş. Burada in der Stadt derken şehirde alışveriş yapmak anlamında versin diye diyor. Farkındaysanız alışveriş yapmak için diyorum. İçin takısı için aslında für getirmem gerekiyor ama burada zaten bir infinitive zarf cümle oluşturduğum için ekstradan für'ü kullanmama gerek yok. Cümleyi düşünürken kafamda zaten otomatikman oluşuyor. Normalde hep für'ü kullanıyordum ben. Ama für isimlerin önüne gelir. Fiillerin önüne gelmez. Ya da işte auf. Bunun gibi herhangi bir egg getirenler isimlerin, işte nesnelerin, hani artikelli kullandığımız kelimelerin mesela önüne geliyor. Fiillerin önüne gelmediği için burada sürü kullanmıyorum. Ama cümleyi oluşturduğumda zaten kendisi o için anlamını veriyor. Burada mesela ne yaptım? Gehen fiilini yardımcı bir fiilmiş gibi kullandım. Bunun gibi bleiben'ı, lassen'ı, fahren'ı, so wie'yi, sehen'ı, hören'ı, konjunktiv 2'deki würden'ı kullanabiliyorum. Mesela bir şeyi işte yapmak için şunu görmen gerek diyeceğim. Burada görmek anlamında, izlemek anlamında zehni kullanıyorum. Yapmak anlamındaki mahını da sona atıyorum. Bu şekilde cümleyi oluşturuyorum. İşte bir şeyi dinlemek için şuna sahip olman gerek diyeceğim mesela. Yok, bir şeyi yapmak için şunu dinlemelisin diyeceğim mesela. Dinliyorsun.
diyeceğim. Yani her'ını buraya koyacağım yardımcı fiil olarak. Devamına ise mak anlamına gelen yapmak dedim ya, onu da en sona atıyorum. Buradaki örneklerdeki gibi bleiben'ı kullanmış, lassen'ı kullanmış, fahren'ı kullanmış. Demiş ki mein Bruder fährt am liebsten mit seinem Auto spazieren. İşte abim mesela spazieren demiş. Ben burada başka fiil de kullanabilirim. İşte eğlenmek için mesela örnek veriyorum şu. Abim eğlenmek için benim arabamı sürmeyi çok seviyor. Abim eğlenmek için yapmayı en sevdiği şey benim arabamla seyahat etmek diyorsun mesela. Eğlenmek. Mek takısını getirdiğim için burada spazieren'ı en sona gördüğünüz gibi infinit halde yani master haline atıyorum. Bunlar infinitivi zu'yu kullanmadan yapışım. Bir de master'ı kullanırken bazen zu'yu kullanmam gerekebiliyor. Eğer cümlede herhangi bir modal verb kullanmıyorsam ya da yardımcı fiil anlamında da kullanılabilen bleiben'ı, lassen'ı, gehen'ı, fahren'ı, zowie'yi, zehen'ı, hören'ı ya da würden'ı kullanmıyorsam başka bir fiil kullanıyorum ama yine de ben infinitive zat cümle yapacağım diyorum. O zaman zu'yu kullanmam gerekiyor. Mesela demiş ki burada reparierst du das Auto. Arabayı tamir ettin mi? O da diyor ki işte evet arabayı tamir etmeye çalışıyorum. O zaman ben etmeye dediği için yani bir mastarlı kullandığı için burada benim bir infinitive cümle yapmam gerekiyor. Ama önünde herhangi bir modal verb yok. Buradaki fiillerden biri yok. O zaman zu'yu kullanıyorum. Ja, evet, virgülü atıyorum. Ich versuche, çabalıyorum, çalışıyorum. Virgülü yine atıyorum. Das Auto zu reparieren. Zaten yapmaya çalışıyorum dediğim için ilk bölümde ich versuche dedim. Virgülün aksan yeniden ich demiyorum. Gerek yok. Anlaşılıyor zaten. Sadece ne yapmaya çalışıyorum? Arabayı tamir etmeye çalışıyorum. Araba koydum. Arkasına zu'yu koydum. Arkasına da fiilin çekimlenmemiş halini koydum. Burada zu'yu kullanarak ben bunun mastar halde kullanıldığını temsil ettim. Ich versuche das Auto zu reparieren. Arabayı tamir etmeye çalışıyorum. Ya da demiş ki mesela sınavı geçebildin mi? Bestehst du die Prüfung. O da cevap olarak demiş ki umut ediyorum sınavı geçmek için umut ediyorum. Sınavı geçmek için mesela dua ediyorum diyeceksiniz. Umut etmek anlamında hoffe'yi kullanıyoruz. Ich hoffe, virgülü atıyorum, die Prüfung zu bestehen, sınavı geçmek için umut ediyorum. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer burada mesela reparieren kullandık, bestehen kullandık. Bunlar ayrılamayan fiiller. Yani normalde bestehen bir fiil. Ben buna B takısı getirmişim. Bu şekilde bir fiil oluşturmuşum. Ama bu B takısı ayrılmıyor. Bir de ayrılabilen fiiller vardı hatırlarsanız. Mesela auf mahında auf ayrılabiliyordu. Zu mahında zu ayrılabiliyordu. O zaman ayrılabilen fiillerden atacağım. Buradaki zu'yu yani bu infinitive cümle yaptığımı temsil eden zu'yu ayrılabilen ekle fiilin arasına koymam gerekiyor. Burada bestehen ayrılmadığı için önüne ayrı olarak zu'yu kullanmıştım. Burada ise aufmachen'ı kullanıyorum ve bu ayrılabilen bir fiil. Ayrılabilen bir fiil olduğu için aufmachen diyorum. Yani zu aufmachen değil. Aufmachen ve onu birleşik yazıyorum. Ya da mesela zu machen bir de ekstradan bir zu daha var. Zuzumachen demem gerekiyor. Çünkü zumachen ayrılabilen bir fiil. Yine mesela Ferzuht'u kullanmış, çabalamayı, işte şunu yapmak için çabalıyorum, mesela işte pencereyi açmak için çabalıyorum diyorsunuz. Çabalamayı kullandım, virgülü attım, das Fenster, pencere dedim. Arkasında açmak anlamında aufmachen'ı kullanacağım. Aufzumachen diyorum. Ya da tekrar kapamak diyeceğim. Zumachen kapamak, aufmachen ise açmak demek. Burada das Fenster wieder, tekrar anlamında wieder'ı kullanıyorum. Arkasındansa kapanmak diyeceğim için zuzumachen diyorum. Bu infinitivizasyon zu'lu kullanımına bir örnekti. Bu şekilde zu'yla infinitivizasyon cümle oluşturabiliyordum. Bunun yanında bir de daslı cümleler var. Çok karıştırılan bir konu.
Genelde ayrı öğretiliyor ama aslında birlikte öğretilmesi daha doğru. Çünkü does'lı cümle aslında bir infinitive zarf cümlesidir. Yani %99 ihtimal does'lı bir cümle gördüyseniz orada bir infinitive zarf cümle vardır. Mastarlı bir cümle kullanılmıştır. Belli yerde zu ile cümleyi kurabiliyordum, infinitive cümleyi. Belli yerlerde zu kullanmadan kurabiliyordum. Bir de zu'yu kullanmamam gerektiği yerler var ama orada da başka bir şey kullanmam gerekiyor. Çünkü yine cümlede model verb yok ya da buradaki fiiller, bahsettiğimiz bu bleiben, lassen gibi fiiller yok. Bu neden peki oluyor, onu bahsedelim. Eğer bir cümlede siz infinitive cümle yapmak istiyorsanız, zu'yu kullanmamanız gerekiyorsa ama cümlede de model verb ya da buradaki fiiller yoksa does'ı kullanacaksınız. Çünkü normalde farkındaysanız biz infinitive cümle oluştururken birinci cümlemizle ikinci cümlemiz, yani birinci bölümle ikinci bölümdeki öznemiz aynıydı. Ne demiştik? Çabalıyorum arabayı tamir etmeyi. Çabalayan kim? Benim. Tamir etmesi gereken kim? Benim. İkisinde de özne ben. Doğal olarak burada ben zu'yu kullanabiliyorum. Ama eğer iki tane özne varsa, mesela ne demiş? Ich hoffe, umut ediyorum. Kim ediyor? Ben ediyorum. İhi kullanıyorum. Arkasındansa oğlum demişim. Mesela oğlumun bir şey yapmasını umut ediyorum cümlesini kurdum. Kim umut ediyor? Ben. Yapması gereken kim? Oğlum. İki tane özne var. O zaman burada bir does'ı kullanmam gerekiyor. Çünkü zu'yu kullandığımız cümlede gördüğünüz gibi ikinci tarafta herhangi bir özne kullanmıyordum. İki cümlenin öznesi de ich olduğu için ya da er olduğu için. Eğer das varsa arkasından ikinci özneyi getiriyorum. Mesela ne demiş? Ich hoffe, dass mein Sohn die schwierige Prüfung besteht. Oğlumun zor sınavı geçmesini umut ediyorum dedim. Ne yaptım? Ich hoffe, umut etmiş, yazdım, virgülü attım, arkasına das'ı kullandım. Kim? Oğlum. Onu koydum. Neyi? Die schwierige Prüfung. En sona da fiili attım. Bu şekilde bitirdim. Zaten hep bunu yapıyordum. Fiili en sona atıyordum. Virgülün öncesinde kelimeyi normalde yazıyordum. Ama burada does'ı kullanmam gerektiği için does'ı yazıp arkasından ikinci özneyi yazıyorum. Normalde dediğim gibi iki tane özne varsa does'ı kullanıyoruz. Ama bazı kişiler diyor ki ya ben iki özne olmasa da İki temsil, yani üstüne bastırmak istiyorum ben anlamı olmasını. Bu nedenle de das kullanan var. Ich hoffe, dass ich meine Jugendliebe bald wieder sehe. İkisinde de özne ich, ikisini de yapan benim. Umut eden de benim. İşte gençlik aşkımı, çocukluk aşkını görmek isteyen de benim. Ama diyorum ki ben burada ich'i bastırmak istiyorum. Üzerine durmak istiyorum. Biraz daha ön plana çıkarmak istiyorum. Burada does'ı kullanıyorum. Çünkü ich'i kullanacağım. Özne kullanacağım arkasından. İkinci tarafta özne kullanacaksam does'ı kullanmak zorundayım. Ich hoffe, dass ich meine Jugendliebe bald wieder sehe. Çocukluk aşkımı, gençlik aşkımı ikisi için de kullanılan var. Tekrar görmeyi umut ediyorum dedim. Bu şekilde does'ı da kullanabilirsiniz. Biraz önceki zu örneğindeki gibi de kullanabilirsiniz. Ich hoffe, yine virgül açıyorum, meine Jugendliebe bald wieder zu sehen. Wieder zehe ayrılabilen bir fiil. Ayrılabilen bir fiil olduğu için ben wieder ile zehe'nin arasına zu'yu koyuyorum. Ve bu arada fark ettiyseniz wieder zehe'yi burada çekimlemişiz. Does'ta fiiller çekimleniyor. Infinitive cümle olsa da. Does'ın kuralı bu. Yani normalde infinitive cümlelerde ben hep fiili çekinmeden en sona atıyordum. Kuralım bu. Zaten buradan da anlıyordum. Çünkü cümleyi çekinmemişim, master halde kullanmışım. Ama does'lı bir şekilde infinitive cümle hazırlayacaksam, o anlamı vereceksem sonunda çekimlemem gerekiyor. İkinci tarafta neyi kullanmışım? İhi kullanmışım özne olarak. O zaman ihe göre wieder zehe'yi çekimliyorum. Wieder zehe yapıyorum. Ya da ikinci tarafta ne kullanmışım özne olarak? Oğlum demişim. O zaman beştecht yapıyorum. Peter ilk tarafta kullanmışım. İkinci tarafta ne demişim? Seine Tochter. Peter'ın
kızı demişim. O zaman ne yaptım? Hat olarak çekimledim. İki taraftaki özneler farklı olduğu için. Birinde ich demiş, birinde benim oğlum demiş. Birinde Peter demiş, birinde Peter'ın kızı demiş. Farklı oldukları için das'ı kullandım. Infinitive das'lar aslında genel olarak bu şekilde. Yani infinitive das'ın kuralı şu. Amacımız şu. Cümlede bir mastarlık oluşturmak istiyoruz. Master anlamını koymak istiyoruz. İki tane fiilimiz var. Birini master halde kullanıyorum. Yani mak takısını getiriyorum. O zaman burada yazuyu kullanacağım. Eğer modal verb ya da böyle yardımcı fiillerden biri varsa zoyu kullanmama gerek yok. Ama bunlar yoksa zoyu kullanacağım. Ya da iki tane özne varsa das'ı kullanacağım. Ve bunların kendi içlerinde belli kuralları var. Das da fiil çekimleniyor en sonunda. Zoyu kullandığında ya da modal verb kullanmadığında fiili en sonunda çekimlemiyorum. Kuralları genel olarak bu şekilde. Gördüğünüz gibi fiil eğer ayrılıyorsa, anfangen gibi, aufhören gibi ayrılabiliyorsa ve birinci tarafta ise bunlar, yani birinci taraftaki kullandığım fiil, mesela ben biraz önce ne kullandım birinci tarafta? İşte çabalamak anlamında verzuchen'i kullandım. Ya da gittim, ne yaptım? Hoffe'yi kullandım. Bunlar yani herhangi bir takı almamış, ayrılmayan fiiller ya da verzuchen, ayrılmayan bir fiil. Ama ben birinci tarafta gidip ayrılabilen bir fiil kullanırsam, anfangen gibi, aufhören gibi, o zaman ne yapıyorum? Ben bunları ayırıyorum. Normalde ikinci taraftayken ayırmıyordum. Araya zu'yu koyuyordum. Ama burada ayırmam gerekiyor birinci tarafta olduğu için. Anfangen'ı alıyorum. Ne yapmışım? Fängt es an demişim. Gleich'tan dolayı. Gleich yeterli anlamında bir kelime. Bunu en başta kullanırsam, daha önce bahar dönemindeki atölyelerde de bahsetmiştim. Eğer ben başa dort, burada anlamına gelen dort'u kullanıyorsam, yani orada, burada, şurada gibi bir kelime kullanıyorsam, işte hier gibi, dort gibi ya da bu şekilde gleich gibi, zaman temsil eden, abend gibi, morgen gibi bir kelimeyi cümleye en başında kullanıyorsam, fiili arkasından getirmem gerekiyor. Ve fiil özne olarak devam ettirmem gerekiyor. Normalde bizim düz cümlemiz nasıldı? Özne, fiil, devam geliyordu. Ama burada en başına gelmiş herhangi bir zaman belli eden, temsil eden, herhangi bir yeri temsil eden ya da herhangi bir durumla ilgili bir kelime olur. Mesela gleich gibi. Böyle bir kelime cümlenin başına geldiyse arkasından fiili, onun arkasından özneyi getiriyorum. Ve burada anfangen ayrıldığı için fängt es an. Yani es'e göre fangen'ı çekimledim. Fängt oldu. Fängt es an. An takısını getirdim. Virgülü attım. Devamında cümle nasıl geliyorsa onu kullandım. Mesela burada zuregnen demiş. Yani fiili kullanmış. Fiilin de infinitive olduğunu anlamamışım. Zu'yu kullanmış. Ja da ne yapmış mesela? Aufhören'ı kullanacağız. Herhangi bir emir cümlesi kuracakken ne yapıyorduk biz? Fiili başa alıyorduk. Eğer do'yla kullanacaksak, işte sen şunu yap, sen bunu yap diyeceksek do'yu kullanmıyordum. Sadece özneyi, fiili kullanıyordum. Ve fiili de mesela işte her ise her diye yazıyordum. O en takısını atıyordum direkt. Ve st takısını da getirmiyorum. Getiren de var ama getirmemek aslında daha doğru. Getirmezseniz zaten direkt bunun bir sen şunu yap, sen bunu yap anlamındaki emir kipi olduğunu anlaşılıyor. Hör doch endlich auf. Ne yaptım? Aufhören'ın auf'unu aldım, yine sona attım. Ve bu bir emir cümlesi olduğu için du'yla seslendiğim için özne yazmadım. Eğer mesela siz şunu yapın derken o kibarlık anlamındaki sizi kullanacaksam ve böyle bir emir gibi ama aslında tam da şimdi kibarlık olduğu için emir yapmıyorduk biz onu. Biraz daha böyle işte siz şunu yapın, siz bunu yapın anlamında bir cümle oluşturuyorsak ne yapıyorduk? Hören sie, pum pum pum, sie'yi orada kullanmam gerekiyordu. Neden? O da kibarlık anlamı olduğu için. Ama burada du'yla kullandığından dolayı hör dedim. Hör doch, and artık ne diyeceksem ona. İşte şu
şunu dinle, şunu işte dinlerken bak gibi bir şey. Yani bir emir var. Körü kullandım, sonra afu attım, virgülü attım. Devamında cümle nasıl gelecekse onu kullanıp yine en sona fiilin önüne eğer ayrılabilen bir fiilse işte ekle fiilin arasına zuhuru kurdum. Bu şekilde cümleyi tamamladım. İlk tarafta eğer ferzuhen gibi, biraz önce neydi ferzuhen kullanmıştık. Ferzuhen gibi ayrılmayan bir fiil geliyorsa ayırmıyorum. Ne yaptık burada? Veya beyabzihtigen dedim. Neden? B takısı ayrılmıyor. Beyabzihtigen birleşik yazılıyor her türlü şekilde. Yani abzihtigeni başa alıp B'yi sona atmıyorum. Veya beyabzihtigen diyorum. Ya da beginnen, ayrılmayan bir fiil. Der student, begint. Bu şekilde. Begin'ini ayırmadan kullanıyorum. Ve birinci bölüm olduğu için tabii ki de çekimliyorum. Virgülü atıp devamında artık hangi ne anlatacaksa bunu yazıp fiili yazıyorum. Fiilin önüne de yine ayrılmayan bir fiil varsa mesela regnen herhangi bir ayrımı olmayan, boven ayrımı olmayan bir fiil. Önüne zu'yu getirdim. Ayrı bir şekilde. Ama vorbereiten ayrılabilen bir fiil. Rumnörgen ayrılabilen bir fiil. Arasına zu'yu koyuyorum. Bu şekilde. Bunun yanında bir de işte yanlış yapmak, sağlıklı olmak ya da işte iyi olmak, doğru olmak, bir probleminin olması, zamanının olması gibi olmak anlamında kullanılan bir şey varsa burada sein ya da haben'ı kullanacağım. Mesela yanlış olmak, bir şeyin yanlış olduğunu anlatırken ben falsch sein'ı kullanıyorum. İşte sağlıklı olmak diyeceksem gesund sein'ı kullanıyorum. İyi olmak, good sein, doğru olmak, richtig sein. Bunlar da hep farkındaysanız sein'ı kullandım. Ama gittim problem olması ya da zaman olması derken haben'ı kullandım. Bunun da nedeni şu. Falsch, gesund, gut, richtig. Dördü de sıfat. Problem, Zeit, isim. İsimlerin arkasından haben'ı kullanmam gerekiyor. Sıfatların arkasından ise sein'ı kullanmam gerekiyor. Bunları da cümle içinde şu şekilde tabii ki yapıyoruz. Mesela gitmiş, es ist nicht gesund demiş. Bu sağlıklı değil. Mesela işte senin bu düşüncen sağlıklı değil derken ki o sağlıklı değil derken benim burada sein'ı kullanıyorum. Ist olarak çekimliyorum. Es'ten dolayı çünkü bu sağlıklı değil diyorum. Es. Ya da mesela das'ı kullanabilirsiniz es yerine. Das ist, es ist. İkisi de aynı şey. Es ist nicht gut, gesund. Sağlıklı değil dedim. Virgülü attım. Arkasından da işte cümlenin devamını getirdim. Spielen ayrılmayan bir fiil olduğu için önüne zu'yu getirdim. Gut sein. Es ist gut. Bu iyi. Virgülü getirdim. Arkasından yine aynı şekilde yaptım. Geçmiş zamanda kullanacaksam ist'i war yapıyordum. Es war richtig mesela. İşte problemle kullanacağım. Haben yapmam gerekiyor. Çünkü problem kelimesi bir isim. Sie geçmiş zamanda yapmış. Yani preteritum zamanda sie hätte das Problem. Sie'in diye bahsettiğimiz birinin problemi varmış. O zaman burada ne diyorum? Das Problem dedim isim olarak ve hätte'yi kullandım. Çünkü preteritum yaptım. Ya da Zeit haben, zamanının olmasını temsil edeceğim. Diyeceğim ki benim zamanım yok. Ich habe, Zeit kullanacağım için habe dedim. Keine Zeit. Burada farkındaysanız nicht'i kullanmadım. Çok karıştırılıyor bu konu. Aslında en temel konulardan biri. İsmin önüne keine gelir. Yani kein gelir. Ona göre çekimlersiniz. Sıfatın önüne nicht gelir. Ya da yüklemin önüne nicht gelir. Bu da aklınızda kalsın. Burada Zeit isim olduğu için ich habe keine dedim. Bunun yanında bir de gramer olarak aslında bildiğimiz ama yine maalesef temeli çok çok iyi oturtamadığımızda ya da işte bazen dikkatsizliğimizle çok karıştırdığımız şeyler var. Biraz önceki nicht kein konusu gibi. Bunun ya da mesela bir de welch, dies, der, das, die konusu var. Şimdi ben bir cümle mesela oluşturacağım, bir soru cümlesi ve diyeceğim ki hangi işte
Hangi ev, hangi araba, hangi kıyafet, hangi anlamına kullanmam gerektiği için, hangi kelimesi için welsh'ı kullanıyorum. Arkasından kullanacağım kelimenin artık yerine göre belli takılar oluyor. Mesela welsh geliyorsa ve arkasından maskulinum yani der artık elinin olduğu bir kelime geliyorsa burada welsh'e er takısı getiriyorum. Welsh'e. Ama tabii ki ben bunu okurken welsh'e diyorum. R'yi pek bastırmıyorum. Welsh'e plova. Ya da arkasından model kelimesi gelmiş ve artikel oluyormuş. Welsh'ez. S takısı gelmesi gerekiyor. Onun artikelinin das olduğunun anlaşılması için. Yani D takısı alan bir kelime. O zaman E takısını getiriyorum. D olduğu anlaşılsın diye. Welsh'e yak ediyorum. Plural. Çoğul bir kelime kullanacağım. Mesela jeans. Normalde böyle günlük hayatta tekil olarak da çok kullanan var ama jeans kelimesi çoğuldur. Kot pantolonlar ya da işte kot ceket içinde kullanabiliyorlar jeans'i. Kot pantolonlar ya da kot ceketler derken jeans kelimesi kullanıyoruz. Ve çoğul plural olduğu için önüne de yine e takısı geçiriyorum. Eğer şu plovalar diyeceğim ve plova kelimesinin artikeli der olduğu için these are plova demem gerekiyor. Bu plovalar. İşte hangi kelimeyi kullanacaksanız. İşte şu model diyeceğim. Das artikeli olduğu için dieses model diyeceğim. Ya da das direkt kullanacağım. İşte plova için direkt dere kullanacağım. Yake. D takısı aldığı için dize yake. Bu yake. Artık orada ne kelime kullanıyorsanız. Plural bir kelime ise yine dize'yi kullanacağım. D artikeli aldığı için. Akusatifte de bildiğimiz gibi mesela der ne oluyordu? Den oluyordu. Sondaki re ne'ye dönüşüyordu. Burada da akusatif halde bunu kullanacaksam eğer plural'ın artikeli derdi, akusatif halde den oluyordu. O zaman welchen en takısının gelmesi gerekiyor. Ya da bu plovalar diyeceğim. Akusatif halde kullanacaksam ismin i haline getireceksem dizen en takısını getireceğim. Dizen plova diyeceğim. Das eğer welches model, dieses model. Çünkü das akusatifte yine das kalıyordu. Die yine die kalıyordu. O zaman ne yapıyorum? Yine welche yak ediyorum. Diese yake, die yake olarak kalıyor yine. Pluralde de yine di değişmeyip yine welche cins diyoruz. Akusatifte yine diese cins diyoruz. Datifte der ne oluyordu? Dem oluyordu. Yani sondaki re m oluyordu. Zu welchem. Datifte gördüğünüz gibi welch'in önüne zu'yu getirmemiz gerekiyor. Datif olduğu anlaşılması için. Her ne kadar welchem yani m takısı getirsem de ben önüne bir de ekstradan zu'yu getirme zorunluluğum var. Biraz önce zu'yu ne yapıyordum? Infinitif halde kullanabiliyordum. Buradaki zu ise farklı. Zu'nun birçok kullanımı var. Burada datif olduğunu anlaşılması için önüne getirmem gerekiyor. Zu welchem plova. Zu dizem plova. Neutrum yani dası datifte yine derle aynı şekilde dem yapıyordum. M son oluyordu. Zu dizem model. Zu welchem model diyordum. D ise datifte der oluyordu. Zu welcher yake. Zu dizer yake demem gerekiyor. Çoğul dinin, plural dinin datif hali ise den oluyordu. Yani maskülün derin akusatif halindeki gibi oluyordu. O zaman zu welchen cins oluyor. Ama burada ben her ne kadar eni kullansam da zu'yu kullandığım için burası karışmıyor. Çünkü diyorum ki evet welchen var. O zaman derin akusatif hali mi? Hayır. Önünde zu var. O zaman demek ki bu plural çoğul dinin datif hali. Zu welchen cins. Zu dizen cins. Ya da den cins. Ya da den yerine denen de kullanan var. Normalde dendi, denen olarak da diyen var. Buradaki denin hani bununla karışmaması için diyor ki ben denen kullanacağım. O şekilde de görmeniz mümkün. Bunun yanında bunları dediğim gibi tekrar etmemiz önemli. Bir de indefinitif pronomenları tekrar etmemiz önemli.
Bu artık çünkü iyice B1'in başının oturduğunu temsil eder. Ben bunları kesin biliyorum ve bunları bir relatif cümle kullanırken ya da herhangi bir cümle oluştururken çok rahat kullanabiliyorsam bu benim artık B1'in başının oturduğunu temsil eder. Tabii yine tekrar çok önemli. Mesela Y de kelimesi her anlamına gelir. Mesela işte her kitap derken ki o her kelimesini Almanca çevirirken YD'yi kullanırım. Ve arkasından kullanacağım kelime. Mesela ben biraz önce Türkçe derken ne dedim? Kitap dedim. Kitabın Almancadaki artık eline das. O zaman benim önüne bunu kullanırken das'a göre çekilmem gerekiyor. YDES. Das'ın nominatif hali neymiş? YDES. YDES bu. Her kitap derken YDES bu demem gerekiyor. Es takısını getirmem gerekiyor. Yukarıdaki gibi. Burada Welsh'e nasıl takı getirdiysem YD'ye de getiriyorum ki aklına gelen kelimenin artık eli belli olsun. Ya da kelimenin önüne de demiştik yani isimlerin önüne olumsuzluk hali getireceksek kind'ı kullanıyorum. Kind kullanacaksam burada da yapacağım şey numaratif halde kayna gördüğünüz gibi herhangi bir takı getirmiyorum. Maskulinum ve neutrum'da yani der ve das'ta. Ama eğer di yapacaksan yani olumsuzluk anlamına gelen o kind kelimesinin arkasına di artık ele alan bir kelime gelecek. O zaman kayne demem gerekiyor. Neden? Der ve das'ta karışmasın diye. Kayne işte artık kelimemiz neyse di artık ele alan kelimeyi arkasına yazıyorum. Bunun haricinde bir de bazıları demiş ki ya ben der ve das'ta numaratif halde kein man dedim ya da kein kes dedim. İkisinin önüne de kein koydum karışmasın. O zaman karıştırmak hiç istemiyorsanız diyeceksiniz ki mesela der artikeli kullanacaksa kaine yani er takısını getirmem gerekiyor. Kaine işte o kelime neyse ama burada da diyor ki sen kayna dedin, kelimeyi kullanma gerek yok. Herhangi bir şeyin olmadığını temsil edeceğim. Mesela der artikeli olan bir herhangi bir varlığın olmadığını söyleyeceğim. Ya kayn deyip arkasına kelimeyi getireceğim ya da kayna deyip kelimeyi kullanmayacağım. Bunun aynısı das için de geçerli. Mesela fest demiş, festival anlamında. Ya festivalin olmadığını temsil edeceksem ya kind fest diyeceğim ya da kinds diyeceğim. Kinds dersem anlaşılır zaten diyor. Çünkü bunlar genelde diyalogların içinde geçer. Diyaloğun öncesinde bir cümle kurmuşumdur. Arkasında sadece tek bir kelime söylemem bile o cümledeki bir şeyi temsil ettiğimi anlatır zaten. Burada da sadece kinds demek yeterli diyor. Ya da değil bir şeyden bahsedeceğim. Kaine demek yeterli diyor. Yani e takısını getiriyorum. Burada s takısını, burada r takısını getiriyorum. Akusatifte ne yapıyorum? Aynı biraz önceki gibi belli çekimlemeler alıyordu. Mesela Welschen diyordu. Der artikelin akusatif halinde. Burada da y'den en takısı alıyor. Ya da kainen en takısı alıyor. Das'ta değişmiyor. Yine y'des oluyor. Çünkü das'ın akusatif hali yine das. Y'des, kaine, kains. Bazıları kaines diyor. S takısı getiriyor. Sadece S getiren de var. Sadece S daha doğru ama S olarak da görmeniz mümkün. Onu da söyleyeyim. D'de de yine E geliyor. Çünkü D'nin akusatif hali 7. Datif'te ne yapıyorduk? Deri dem yapıyorduk. Zuvelşem oluyordu. Burada da yedem ya da kaynem oluyor. Das'ta da. Çünkü das'ın datif hali de dem. Yedem, kaynem aynı şekilde kalıyor. D'yi ne yapıyorduk datifte? Der yapıyorduk. Yeder, kaynar. Bu şekilde kullanıyoruz. Dili bir kelimenin datif halde kullanacaksak önüne her anlama gelen yedi ya da hiç olmadığını temsil eden kaynı kullanacaksak. Pluralde bu y de kelimesi kullanılmıyor. Çünkü zaten çoğul bir şey temsil ediyoruz. Çoğul bir şeyin önüne her kelimesini getirmeyiz. Türkçe'de getiriyoruz ama Almanca'da getirmiyoruz. Mesela Türkçe'de derken işte her kitaplar şöyle diyebilirsiniz. Ama bunu Almanca'da yapamazsınız. Çoğul bir kelime olduğu için önüne Ali getirebiliyoruz. Yani hepsi anlamına gelen tüm kitaplar diyeceğiz mesela. Tüm, hepsi anlamında alle'yi kullanmamız gerekiyor. Ya da çok kitap diyeceğiz. Mesela çoğu kitap diyeceksiniz fiile'yi.
işte birkaç kitap, biraz kitap diyecekseniz wenig. Hiç yine kullanacaksak zaten keine kullanacağız. Keine pluralde çok kullanım yoktur ama yine de görebilirsiniz. O yüzden burada da tabloda var zaten. Yine die'nin plural halinin, plural die'nin nominativdeki hali die'ye e taksi getiriyorduk. Alle, viele, wenige, keine. Akutativde de aynıydı. Dativde, dativ plural die ne yapıyorduk? Den yapıyorduk. Allen, vielen, wenigen, keinen oluyor. Gramerin son konusu olarak bir de şunu söyleyeyim. Buna çok fazla dikkat eden yok bu hayatta ama böyle bir kural var aslında. Almanca'da bir şeyin hiç olmadığını temsil ederken ne yapıyorduk? Kein kelimesini kullanıyorduk. Bir tanesi bir tane olduğunu temsil eden aynı kullanıyoruz. İki tanesi iki tane olduğunu temsil ediyorum. Eğer 3 tane, 4 tane, 5, 6 tane ya da 7 tane ise genelde wenige kullanılıyor. Kurallı kullanacaksam eğer wenige'yi kullanmam gerekiyor. Biraz anlamına gelen wenige'yi demem. Orada işte 3-5 insan olduğunu temsil ediyor. 8 tane ya da 9 tane ise çok olduğunu temsil etmem için fiili kullanmam gerekiyor. Mesela ben fiile loyut edersem herhangi kurallı Almancayı bilen direkt onun 8 tane ya da 9 tane olduğunu anlıyor. Ya da daha fazla olabileceğini anlıyor. 10 tane ise kimisi 10 tanesi için %100 anlamındaki bu şekilde kullanabiliyor. %100 loyut ediyorsa orada 10 kişi var demektir o. Ya da alle diyorsa, alle loyut ediyorsa 10 kişi, işte ondan fazla kişi olduğunu temsil etmek için kullanıyor. Ya da yede'yi kullanıyor mesela. Yede fondan zeyn diyor. Her 10 kişiden, her 10 kişi anlamında yede'yi kullanabiliyorsunuz. Bunların hepsi aynı anlamlara gelebiliyor. Bunlar dediğim gibi kural. Günlük hayatta bunları kullanan çok fazla dikkat eden yok. Ama bilirseniz sizin için sınavlar açısından iyi olur. Kaç saat sürecek ders diyen olmuş. Yoklamalar en sonda alınıyor. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Şu anda saatimiz kaç? Saat 10 olmuş. Çok küçük bir ara vereceğim. Onun arkasından da hemen bu konuya gireceğim. Ara 10 dakika. 10 dakika. Evet, 10 dakika iyidir. 10 dakika var mı? Derste çok fazla şey yapamayacağımız için hani tüm bölümleri okutamayacağım ama şu anda şurasını en azından okutabilirim. Okumak isteyeni 4 kişi olarak alacağım. Sırayla alalım biz o kişileri. Şu anda 3 kişi var. Bir kişi daha çıkarsa o kişiye de vereceğim. Olmazsa ben okurum. Zaten üzerinden ben bir kere hepsini geçeceğim. Önemli kelimeleri. Fatma Hanım sesini açabilir misiniz katılımcıların, bu elini kaldıranların? Elbette hocam. Şu an Gülşen Hanım'a, Gülşen Hanım değil, Zehra Hanım'a istek gönderdim. Buyurun Zehra Hanım. Hamburg, amtlich, frei und Hansestadt Hamburg ist als Stadtstaat ein Land der Bundesrepublik Deutschland. Der amtliche Name verweist auf die Geschichte Hamburgs als Freistaat und als führendes Mitglied des Handelsbundes der Hanse. Teşekkür ederim Zehra Hanım. Şimdi Gülşen Hanım'a istek gönderdim. Gülşen iPhone'u yazan hanımefendi, siz açabilirsiniz. Gülşen Hanım'ı duyabiliyor musunuz? Şu an sesim geliyor mu? Evet, sesiniz evet, geliyor bakayım. Gülşen Hanım. Burada iki yazan yeri okuyabilir misiniz? Tabii ki. Die altesten Festen Behausungen datieren auf das 4. Jahrhundert V.CHR. Für die Ortschaft, die von dem antiken
Wissenschaftte Claudius Problem için oraya özel isim. Noch als Trevor bezeichnet wurde. Von 4. bis ins 6. Jahrhundert siedelten sich Sachen im nordischen Raum an. Hocam çok yabancı kelime var. O çok ağır geldi. Yeni evet kelimeler var. Ben bahsedeceğim üzerine değineceğim zaten. Teşekkür ederim. Üçüncü katılımcımızı alalım biz. Yasemin Hanım mikrofonunuzu açabilirsiniz. Yasemin durdu. Im 8. Jahrhundert stand die Hammerburg in der Karl der Große im Jahr 810 eine Taufkirche errichten ließ, um den heidnischen Norden zu missionieren. Durch das angeblich von Kaiser Friedrich I. Barbarossa 1189 verlierene Hafenrecht an dieser Siedlung und die Handelsprivilegien für die ganze Unterelbe entwickelte sich die Stadt im Mittelalter zu einem florierenden Handelszentrum und galt mit einem zeitweilig 600 Brauereien als Brauhaus der Hanse. Teşekkür ederim Yasin Hanım. Dördüncü bir katılımcı gözükmüyor. Ben zaten üzerinden geçecektim. Bir dördüncü bölümü de okuyayım. Sonra üzerinden önemli kelimelerin geçeyim. Aflach'tan Niedergang der Hanse und während der Aufklärung und der Industrialisierung bleibt die Stadt neben Berlin das bedeutendste Wirtschaftszentrum Norddeutschlands. 1830 Punkt 1840 wurde Hamburg von russischen General Bennigsen belagert. Als freie Stadt trat es 1850 nach dem Wiener Kongress dem Deutschen Bund bei. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, belli bir yerin tarihini öğrenirken özellikle B1 seviyesinde artık öğrenmeye başladıysanız evet burada gördüğünüz gibi biraz daha böyle uzun kelimeler, farklı kelimeler karşınıza çıkacak. Uzun kelimeleri gördüğünüzde en başta okurken de, cümle anlamaya çalışırken de benim tavsiyem kelimeleri bölün. Mesela, Wirtschaftszentrum. Normalde bu şekilde bir kelimeyi gördüğünüzde hani en başta okurken biraz sıkıntı çekebilirsiniz ya da anlamaya çalışırken kelimeyi bölün. Wirtschaft, ekonomi demek. Zentrum, daha A1 seviyesi ait bir kelime. Merkez demek. Ekonomi merkezi anlamına gelen bir tamlama yapmışlar. Almanca'da bu şekilde benzer çok fazla birleşik kelimeler var. İşte ülkenin belli bir bölümünü temsil ederken birleştiriyorlar. Bu şekilde ki tamlamaları da bazen genitif yapıp ayırabiliyor, bazen de bu şekilde birleştirebiliyor. Hamburg, endlich resmi olarak. Mesela bir şeyin resmi adını söyleyeceksiniz. Resmi bir konumu söyleyeceksiniz, endlich'i kullanmanız gerekiyor. Burada sıfat olarak kullanılmış. Özgür ve Hansestadt, Hansen'in şehri anlamında Hamburg kullanılmış burada. Bundesrepublik Deutschland, günümüz Almanya'sının büyük şehirlerinden birisi. Der amtliche Name, bu resmi adının geliş yeri de tarihsel olarak özgür bir şehir olarak adlandırılması ve Hanse denilen özel bir bölge vardı geçmiş zamanlarda. Sonra bu Almanya'da katıldı. Bu bölge için çok önemli bir konuma geliyordu Hamburg. Bu yüzden böyle bir ismi var ayrı zamanda. Bu eski şehrin, bu eski konumun geliş yeri antik araştırmacı, antik bilim adamı Claudius Ptolemaeus. Yabancı biri aslında bu ama Almanlar üzerine yaptığı araştırma sonucunda Treva olarak burayı adlandırarak milattan önceki 4. yüzyıldan itibaren burada yerleşim olduğunu temsil etmiş. Ve demiş ki
bu kişi. 4. ve 6. yüzyıllar arasında burası North, kuzey tarafındaki kalan bölgede genelde insanlar yaşıyormuş. Bu nedenle genelde burada eski kişiler Treva diyormuş. Daha sonrasında buranın adı Hamburg'a dönüşmüş. Hamburg tarihsel olarak gördüğünüz üzere çok eski bir tarihi olan bir şey. Bu nedenle de Almanya'ya gidildiğinde çok fazla gezilen, çok fazla tarihi yeri olan bir şehir. 8. yüzyıllarda Hamburg olarak adlandırılıyormuş. Daha sonra Hamburg'a dönüşmüş. Söylene. Biz Türkiye'de de bu şekilde bazı şehirler var. 810 yılında Büyük Karl bu bölgeye çok fazla yardım yapmaya başlıyor. Özellikle ekonomik yönden, ticari anlamda yapılan yardımlar sonucunda ve Kaiser Friedrich I. Barbarossa'nın 1189 yılındaki yardımları sayesinde de burası artık bir turizm şehri olarak anılmaya başlıyor ve büyük bir şehre dönüşüyor. Aynı zamanda burada bira üretimleri çok fazla olduğu için Brauhaus der Hanse, Hanse'nin bira evi olarak adlandırılıyor. Çünkü 600 tane bira üretim yeri var. Hamburg daha sonrasında belli kuşatmalar altında kalıyor. Rus General Bennigsen tarafından 1813-1814 yılları arasında kuşatma altında kalıyor. 1815 yılında ise Wiener Anlaşması sayesinde Almanya'nın özgür şehri haline geliyor ve o günden itibaren de Hamburg Almanya'nın önemli bir parçası oluyor. Bahar döneminde yaptığım bu derslere katılanlar olduysa bilir, bu sunuların kenarlarında bu şekilde bazı şekiller koyuyorum bazen. Sunumları da zaten gönderiyorum. Sunumlara girdiğinizde bu şekle tıklarsanız ya bu konuyla ilgili bir videoya ya da kısa bazı yazılara rastlarsınız. Bunları size ekstradan daha iyi anlayabilmeniz için koyuyorum. Devamında merak edenler izleyebilirler. Bununla ilgili aslında çok fazla bilgi var. Burada bahsedebileceğimiz. Hamburg'a çok fazla yer var. Ama zamanımız kısıtlı olduğu için ben daha genel anlamda, bir de önemli hangi kelimeler varsa onların üzerine değinmek açısından biraz bastırıyorum. Mesela burada neyden bahsettik? Bazı kelimelerin birleştirildiğinden. Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Endlich kelimesinden, tarih konularında çok fazla geçen bir kelimedir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şurada bir kısaltma var. V.CHR. Bu kısaltma for Christmas, yani milattan öncesini temsil eder. 4. yüzyıl, yani belli bir yüzyılın arkasından bu kelime geldiyse milattan önce 4. yüzyıl, milattan önce işte bilmem kaçıncı yüzyıl anlamında kullanılıyor. Eğer bunun yerine F yerine V yerine N kullanıldıysa nah anlamına gelir, milattan sonra olarak kullanılır. Bunun yanında Wissenschaftler, bilim insanı, bilim adamı demektir. Arka Wissenschaft normalde bilim anlamına gelir. Eğer buraya er takısı getirirseniz bilim adamı, bilim insanı anlamına gelir. Belli yüzyıllar arasını temsil etmek için zaman olarak von, bis, ins'i kullanıyoruz. Mesela von, fierte, bis, ins, sechste, jahrhundert. 4. ve 6. yüzyıllar arasında anlamında kullanılmış. Şehrin herhangi bir bölgesinde oluyorsa, bildiğiniz gibi birçok ülkede işte yukarı Almanya, aşağı Almanya, Doğu Almanya, Batı Almanya gibi bölge ayrımları var. Almanya'da da bu şekilde. Ya da Almanya'nın eski tarihinde de bu şekilde bölümler var. O zaman bunu daha son cümlenin sonlarında in diyerek temsil ediyoruz. Mesela buralarda kastedilmiş Nord, işte kuzeyde bulunan herhangi bir bölgeyi temsil ederken Nordalbischen diyebilirsiniz ya da Norddeutsch, Almanya'nın kuzeyini temsil eder. Bunları bilmemiz gerekli. Bunun dışında duş kelimesi gibi dediğim gibi başa gelen kelimeler var. Bu kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar başa geldiğinde ne yapıyorduk? Fiil özne olarak devam edebiliyordu. Ya da buradaki gibi özne olarak devam edip cümleyi devrikleştirmeden de devam edebiliyor. Ama normalde kurallı halinde duştan sonra ya da bu gibi kelimelerden sonra fiil özne olarak devam ediyor. Bunun haricinde burada bahsetmem gereken herhangi bir özel kelime var mı? Gördüğünüz gibi tarih olduğu için çok fazla geçmiş zaman var. Burada da bunları anlayabilmemizde en önemli konu fiillerin geçmiş hallerini bilmek. Fiillerin geçmişte yani bu preteritum, perfect hal çekimlerini bilirsek
fiilleri çok daha rahat anlarız. Aslında bildiğimiz fiiller hepsi. Ama bunların geçmiş hallerini bilmemiz çok önemli. Bu yüzden olabildiğince tekrar yapmaya çalışın. Bunun dışında Hamburg'da üç önemli bölge var. Bu üç önemli bölgeden bahsetmiş. Vaktimiz çok olmadığı için ben üzerinde biraz değineceğim. Mesela birinci olarak bir bölgeden bahsediyor. Demiş ki Die große Wasserfläche. Büyük su fıskiyesi ya da bu şehirlerin ortalarında da olur genelde böyle büyük hayvanların da mesela çok fazla su içtiği ya da heykellerin bulunduğu su fıskiyeleri için Almanca Wasserfläche diyoruz. In der Mitte Hamburg. Hamburg'un ortasında büyük bir fıskiyeden bahsediyor burada. Bu fıskiyenin özelliği neymiş? Yani o bölgenin 18 hektarlık bir iç bölgesi varmış. Dışında da 164 hektarlık dış bölgesi varmış. Ve Weißanflotte diye adlandırılıyormuş. Yani beyaz flaka. Türkçesinde bu gemilerin daha çok bulunduğu flakaları temsil eden flotte kelimesini kullanıyor. Beyaz flaka olarak adlandırıyorlarmış bu bölgeyi. Ve oraya özel bir şifre yani gemi varmış. O gemiye de bu ismi vermişler. Bu bölgede dediğim gibi panorama gibi yerler bulunuyor. Bu önünde bulunduğu otel mesela bulunuyor ve Atlantik Oteli burasının en önemli bölgesi. Privat adresi, özel adres adında da yine Lindenberg Sanger Udo diye bir yer, oraya özgü bir yermiş. Böyle bir yeri temsil ediyor ve diyor ki bize hangi fotoğraf olabilir? Zaten direkt kendini temsil ediyor. Burada bileceğimiz kelimeler Wasserfläche, Mitte Hamburg, Hamburg'un ortası. Arkasından Mitte'nin arkasına hangi kelime geliyorsa o bölgenin orta kesimini, merkezini temsil ediyor. Fotomotiv, fotomotiv aklınıza şuradan gelebilir. Otomotiv kelimesiyle fotoğrafı birleştirilmiş bir kelime. Bu kelimenin de özelliği belli bir yeri yine temsil ediyor. Fotomotiv adındaki. İkinci bölümde daha önce hiç görmediğimiz bazı kelimeler var. Bu kelimeler Hamburg'a özel kelimeler. Daha önce de söylemiştim bunu. Nasıl Türkiye'de belli lehçeler varsa Gülşah Hanım sesinizi kapatabilirsiniz, iyi olur. Hamburg'da da kullanılan bazı özel bu şekilde kelimeler var. Yani lehçe olarak. Dat gibt nichts wat ob Fischmark nicht zu kriegen ist. Buradaki kelimeler az buçuk bu İskandinav dillerini bilenler bilir. Oradaki kelimelerden gelme aslında. Oradan bir oranın insanların göçü sonucunda oluşmuş bazı kelimeler. Fischmarkt, balık pazarı, nicht zu kriegen ist. Bu cümlenin anlamı şu şekilde çevriliyor. Balık pazarında herhangi bir şey satın almadan gitmeniz mümkün değil. Zaten nihi görün, normalde biz bunu T ile kullanıyoruz ama Hamburg lehçesinde T'yi kullanmıyorlar, nicht diyorlar direkt. Nicht zu kriegen ist. Bu arada bir özel Fischmarkt yani balık pazarı varmış. Oradan bahsediyor ve bu balık pazarı olsa da çok fazla malzemenin bulunduğu bir yermiş. Bu marketin şöyle bir özelliği var. Her cumartesi 5 ile sabah 5'ten 9.30'a kadar akşama çıkmış. Burada en kaliteli balıklar, besta qualität. En kaliteli balıklar. Ve bunun yanında da yine günlük bazı deniz ürünleri, deniz ürünlerinin yanında kullanılabilecek yine yiyecekler. Lebenslerken burada taze yiyecekleri de temsil ediyor. Bunu temsilen Lebens demiş. Bunlar bulunuyormuş. Bunun yanında dediğim gibi balık gibi yiyeceklerin yanında kullanılabilecek malzemeler de bulunuyor. Frischen Fisches, en taze, en günlük balıklar bulunuyor ve burası milyonlarca çok bilinen bir yer olduğu için milyonlarca bazen gezgini bazen Türkçesiyle alışveriş severleri ya da alışveriş yapacak kişileri ağırlıyormuş. Burada üçüncü resimde gördüğümüz yeri anlatıyor bu yerde. Üçüncü olarak da demiş ki Median Campus Finkenau. Media Kampüsü Finkenau özel bir isim.
bu yeri temsil etmek için kullanılıyor. Burada bahsettiği yer de yine özel bir aslında okul, özel bir eğitim yeri, medya kampüs. Medya üzerine teknik bilgileri, bu tasarımlar üzerine eğitim alabileceğiniz çok eski bir okul burası. Yılda 2300 euro vererek burada eğitim alabiliyormuşsunuz. 9000'in üzerinde çalışan ve 17000'in üzerinde de kişi buradan eğitim alıyormuş parayla. Bu birinci resimde gördüğünüz yer. Burada gördüğümüz 3 kişi Hamburg'a gitmiş, burada okuyor ya da çalışıyor ve Hamburg'da yapmayı sevdiği şeylerden bahsetmişler. Mesela kendisinden birincisi bahsedip demiş ki Irina ve Art Direction under Mimi Art School. Mimi Art School'da burası her ne kadar İngilizce olsa da ismi özel olduğu için Miami Art School olarak geçiyor. Burada sanat direktörlüğü üzerine eğitim oluyormuş. İHB Schon Ein Studium in Moskau abgeschlossen. Daha önce Moskova'da bir eğitim süreci olmuş. Oradaki eğitim süreci bitip daha buraya Hamburg tarafına gelmiş. Ich wusste, dass die Ausbildung hier excellent und sehr an der Praxis orientiert ist und mich weiterbringt. Pratik üzerine daha çok çalışmalar sürdürüyormuş. Und Hamburg. Hamburg'u temsil eden şöyle bir şey demiş. Ich bin verliebt in die Stadt. Bu şehri seviyormuş. Bu şehre aşık olmuş. Die Alster der riesige Hafen. Özel belli bölgeleri. Mesela siz belli bir şehre gittiğinizde işte bu eski yapıları, eski katedral gibi yerleri. Yine bunu temsil eden bu yerlerini çok sevdiğini ve bu yerlerin çok fazla bulunduğunu temsil ediyormuş. Ich habe schon eine Hafen rund fahrt gemacht. Bu şehirde bir güzel bir tur yapmış ve demiş ki geceleri kneipen, kafeler, küçük tiyatrolar, sanat evleriyle, sanat yapılan yerleriyle doluymuş ve geceleri buraları çok fazla açık oluyormuş, buraları gezmek mümkün oluyormuş. Elini kendinden bahsediyor. Griechenland'dan gelmiş. Yani Yunanistan doğumlu Yunan. İhmahe hiye aynı Ausbildungsum art direktör. Yine art school'da art direktör yani sanat direktörü olarak eğitim alıyormuş. Çünkü inanıyormuş ki das diese Schule mir die Türen zundan besten verbe angen Türen der Welt öffnet. Sanatın yoğunlukla yapıldığı, en iyi yapıldığı dünyaya kapı açtığı için bu okul, o dünyaya kapı açtığı için burada eğitim alıyormuş. Buna inanıyoruz. Bu kendisine o konuda çok fazla bilgi donanım vereceğine inandığı için. Von Hamburg bin ich begeistert. Das viele Wasser. Çok fazla su, yani çok fazla suluk alanı, mesela işte nehirlerin, böyle küçük şelalelerin bulunduğu yerler olduğu için Hamburg seviyormuş. Die Zahnreichen Parks, tolle Geschäfte und Kultur. Kültürel çok fazla yer olduğunu temsil ediyor. Tiyatrolar, müzikaller, müzik evleri gibi birçok yer. Leider habe ich wenig Zeit für das alles. Maalesef, Leider maalesef diyerek onu en başa almış, arkasından habe ich deyip cümleyi devirmiş. Wenig Zeit. Az zamanı varmış tüm bunlar için. Deshalb möchte ich am liebsten nach der Ausbildung noch länger hier bleiben. Çünkü eğitimine daha çok zaman ayırmak istiyormuş. Bu şekilde cümlelerinin devamını getirmiş. Antonia diye birisi, bu da art school'da okuyormuş. Finkenau art school'da, yani Hamburg'da bulunan bu okulda eğitim alıyormuş. Ich habe die Schule in Hamburg gewählt. Weil ich in Mexiko an einer deutschen Schule Abitur gemacht. Meksika'da Almanca eğitimi üzerine, yani Almanca üzerine bir eğitim almış Alman okulunda. Bu yüzden de şu an Hamburg'da eğitim alıyormuş. Endlich nach Deutschland wollte. Ve bu eğitimin sonunda Almanya'ya gelmiş. Almanya'ya yerleşmiş. Hamburg ist eine wunderbare Stadt. Hamburg harika şehirlerden biri. Harika bir şehir. Zoru çok huzurlu. Besonders sonntags in den schönen Parks. Özellikle cumartesileri parkları, güzel parkları çok huzur verici oluyormuş. Ganz anders als Mexiko City.
Böyle aynı Meksika'dan biraz daha farklı. Meksika'nın hani daha biraz kalabalığı, daha kaçmak için aslında temsil etmek için bunu anlatmış. Un das Wasser, tabii ki de su bölümleri. Mit dem Schiff, biraz önce bahsettiğimiz o gemi. Durch die Speicherstadt. Das ist wirklich Berlin Druckkent. Bu geminin bulunduğu alanı özellikle temsil ederek orayı çok beğendiğini anlatmış. Şimdi burada bir etkinliğimiz var. Etkinlik hakkında ben biraz bahsedeceğim. Evet, 2 saatimiz doldu değil mi? Aynen. Yoklamayı almamız mümkün mü Fatma Hanım? Ben sonra derse devam edeyim. Elbette hocam. Şimdi gönderiyorum yoklamayı. Gitti. Burada küçük bir etkinliğimiz var ve diyor ki bu etkinlikteki yazıları okuyup alttaki soruları cevaplayacağız. Küçük bazı yazılar var. Ben bunların yine üzerinde neleri temsil ettiğini azıcık değineceğim. Mesela Hafenge Burstag. Hafen'in doğum günüymüş. Hafen diye özel bir bölgenin belki kutlama günü, bu Geburtstag derken kastettiği mesela bir şehrin kurtuluşunu temsil ederken de Geburtstag diyoruz. Hafen Geburtstag demiş bunun için. 3 gün boyunca yani ayın 6'sından, 5 Mayıs'ın 6'sından ya da tam tersi olarak Avrupa'da ters yazıldığı için aslında Haziran'ın 5'inden ya da burada 6, 5, 8, 5, 3 gün olarak temsil edilmiş. O zaman Mayıs. Mayıs olarak yazılmış. Normalde tam tersi yazılıyordu. 6'sıyla 8'i arasında 3 gün boyunca belli bir etkinlik yapılacakmış bu Hafen'in kurtuluş gününü temsil etmek için. Ve suya yakın yerlerde atraksiyonen bazı etkinliklerin olacağını temsil etmiş. Afkan Farpassen. Bunu kaçırmamalısınız anlamına gelen bir kalıp kullanmış A bölümünde. B'de de demiş ki Straßenfest, sokak festivali in Barmbek. Barmbek de sokak festivali yapılıyormuş. Fierbühne, Musik und aus aller Welt. Dünyadaki 4 büyük müzik festivallerinden biriymiş. Sokak festivali olarak sadece müzikle değil tiyatro, floor, gastronomi yani bu tadımların, yemek tadımlarının olduğu tiyatroların, küçük tiyatroların yapıldığı Maison de Angeboten Kleinen bazı özel kıyafetli gösterilerin olduğu özel bir festivalmiş. 7'si ile 8'i arasında oluyormuş bu festivalde. B bölümünde de bunu bahsetmiş. Böyle bir küçük ilan vermiş. C bölümünde de demiş ki Drei Gross Broschen Oper. 3 kuruşluk opera Türkçe'ye direkt çevirdiğimizde. Bu tabii ki bir tamlama aslında ucuz yani böyle çok pahalı olmayan daha küçük grupların biraz da ele aldığı bir operadan bahsediyor. Yine tarihini üste yazmış, saatini yazmış. Alman oyuncuların evi, Alman oyuncuların oynadığı bir opera gösterisinden bahsediyor. Ein Stück mit Musik in einem Vorspiel. Tek parça olarak yani bölünmemiş tek bir gösteri olacak müzikli bir şekilde. Und ach bilden von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht adında önemli bir kişinin de resimlerin olduğu, resimleriyle kendisinin anlatıldığı bir gösteri. Musik von Kurzweil'in müziğini yaptım. Jacques Pataki'nin de rejiye bu kimlerin oynayacağını seçtiği bir gösteriden bahsedecekmiş. D bölümünde ise yine bir tiyatro gösterisinden bahsediyor.
ve zamanını söylüyor. Hamburg'da bu soğuk zamanlarda genelde olan ve biraz da bu zamanları temsil eden bir şey. Ama zamanına baktığımızda normalde Mayıs diyor. Ama kastettiği günler bu Hamburg'un soğuk olduğu zamanlar. Begleiten Sie uns auf der spannenden Suche nach dem Trompeter von Michel. Michel adında bir trompetçinin de eşlik ettiği bir tiyatro gösterisi olacakmış ve giriş için 8 euro vermeniz gerekiyormuş. Yine bir tiyatro gösterisinden bahsediyor. Biraz önce de söylemiştik. Hamburg tiyatro merkezleriyle ünlü bir yer. König der Löwen, Aslanların Kralı adında bir tiyatrodan bahsediyor. Disney'den Aslan Kralı tiyatroya aktaran bir tiyatro gösterisi olacakmış. Hamburger Hafen'de müzik Elton John'un müziğini yaptığı ve birçok oyuncunun katılımıyla güzel bir gösteri olacakmış. Unsere Schiffe ve bu gösteri bu biraz önce bahsettiğimiz geminin bulunduğu yerde yapılacak. Hafen Sie von der Aufführung von den Landungsbrücken ab. Haftada 8 defa oluyormuş bu gösteri. Ücret durumundan bahsetmiş, web sitesinden ulaşılabiliyormuş ücret durumlarına ve bilgilere. 6 milyonun üzerinde katılımcı oluyormuş bu izlemek için müzikale. Ve son olarak da bir yemek yerinden bahsedeceğiz. Criminal dinner. İngilizceden gelme bir kelime olarak da bu katil yemek. Türkçe'ye direkt çevirdiğimizde ama özel bir isim olarak oraya konulmuş. Für alle Hobby-Detektive und Fans von Dinner for One. Dinner for One diye özel bir yerin tüm fanları ve hobi dedektifleri tarafından böyle hobi olarak yemek yemeyi sevenler tarafından çok fazla takip edilen bir yermiş. Ve Fiyagenge menü, özel 4 menüsü varmış buranın. Hamburg'a özel yemekler oluyormuş. İşte belli saatlerde oluyormuş ve kişi başı 79 euroya bu özel lezzetlerden hepsine açık büfe tarzında tadabiliyormuşsunuz. Bunları bu şekilde anlattım. Bunları size yapmanız için bırakıyorum. Evde bir inceleyin. Biraz önceki bu kişiler vardı bir de burada. Irina, Eleni ve Antonia olarak. Bu kişiler de istediklerinden bahsetmişti, neleri sevdiklerinden bahsetmişti. Buna dayanarak burada bazı cümleler verilmiş. Demiş ki mesela Eleni möchte ein Tee taşıdık son aynen birimten Autor Zehen. Oyuncuları görebileceği bir gösteri istiyormuş Eleni. O zaman hangisine uyar? Cümlelere bakarak, buradaki ilanlara bakarak hangisi uyuyorsa yanına onu yazacaksınız. Mesela A'daki ilan mı? A, B'deki ilan mı? B. Bu şekilde. Yine burada küçük bir yerden bahsetmiş. Michel adında bir katedral de tam olarak değil ama saat kulesi ve yanında da yine büyük bir katedralimsi bir yerin olduğu bir alan. Ve 1786 yılında yapılmış. Asıl formu 1786 yılında oluşturulmuş. 132 metrelik yüksekliğiyle şehrin silüetinde çok rahat bir şekilde görülebiliyormuş. 82 metre yüksekliğinde de bir yanında ayrı platform bulunuyormuş. 453 kişiyi rahatlıkla alabilecek bir boyuttaymış ve büyüklüğünden yine ele almış. Michel isminin verilmesi de aslında Barok Kirche Norddeutschland, Kuzey Almanya'nın Barok döneminden gelen bir özellik nedeniyle, oraya dair bir olay nedeniyle Michel ismi verilmiş ve Hamburg için önemli bir alanı temsil ediyormuş. Burada da bahsedilen işte bu büyüklüğü hakkındaki sorular sorulmuş. Zaten burada üzerine bahsettiğim için ekstradan buraya bakmıyoruz. Biraz önceki tiyatro olaylarından bahsedilen yine bir etkinlik. 5 kişi varmış bu tiyatroda çok önemli karakter olarak. Bu karakterlerin yaşında neler yaptığından bahsedilmiş. Demiş ki mesela Klaus Hansen 35 yaşında. Tom Bleserder, Sitin Michael Kirche. Michel kilisesinde, bu biraz önceki bahsettiğim yerin yanındaki katedrale benzer yere kimisi kilise diyor. Kilise özelliği var. Bu kilisedeki papazmış.
yok pardon papaz değil, burada çalışan biriymiş. Sehr guter Freund von Henrik die Ende. Henrik'in de yakın bir arkadaşıymış, Nele'ye aşıkmış. Ve bunu tiyatro gösterisinde Gert Weiler oynuyormuş. Nele de 30 yaşındaki bir garsonmuş ve Golden Anker olarak adlandırılan yerde çalışıyormuş. Klaas'ın arkadaşıymış. Biraz önce bahsettim, 35 yaşındaki kişinin arkadaşıymış. Ve Klaas'a zaten Nele'ye aşıkmış. Henrik 55 yaşında Pastor Dert, bu Michael Kilisesi'nin papazıymış ve trompet müzisyeniyle yakınmış. Birgit Brandt 37 yaşında bir gazeteci, araştırmacı. Arbeitet für das Fernsehen der, Kuzey Almanya'nın Rundfunk kanalı için çalışıyormuş. Einer Reportage über Tunbläser. Tunbläser'le de özel bir röportaj yapmış. Ole Winkel 40 yaşında, Nele'nin eski erkek arkadaşıymış. Hamburger Hafer'de Kranführer olarak çalışıyormuş. Yani mühendise benzer bir iş bu. Mühendis olarak çalışıyormuş Hamburger Hafer'de. Ve buna göre demiş ki aşağıdakilerle bunları yerleştir. Hangileri olabilir bu kişiler? Mesela birincisi demiş ki Henrik. Henrik kimdi? 55 yaşında kilisenin papazıydı. Zaten kıyafetlerinden de anlaşıldığı üzere direkt Henrik diyebiliyoruz bu kişiye. İkinci karakterdeki elindeki mikrofonda zaten bize bir röportaj yapan bir kişi olduğunu temsil ediyor. Biz röportaj olarak kimden bahsetmiştik gazeteci olarak? Birgit'ten. O zaman bunun cevabı da Birgit oluyor. Üçüncü olarak burada bir çalışan var. Arkasında da gördüğünüz gibi inşaatla ilgili belli malzemeler var. O zaman burada kim diyebiliyoruz? Ole diyebiliyoruz. Dördüncü resimde bir garson var. Garson olarak kimi demiştik? Nele'yi demiştik. 30 yaşında Golden Anker'in çalışan bir garsonmuş. O zaman buradaki de kim oluyor? Nele oluyor. Son olarak da 35 yaşında bir trompet müzisyeni, trompet çalan kişi olarak bahsedilen bir kişi vardı, Klaas. O da o zaman trompet çalan olarak bu kişi oluyor. Bu etkinliği haftaya yapacağım. Bunun da nedeni dinleme metni olması ve zamanımızın pek olmaması. Burada bugünkü dersi bitireceğim. Diğerlerine belki bir ara ders yaparız. Bir Henrik mi? Cevap olarak soran olmuş. Ne demiştik biz burada birine? Zaten birini yazmış. Bir Henrik olarak papaz olduğunu temsil eden. Herhangi bir Almanca yazı okuduğunuzda önemli olan şey, birini anlatıyorsa özellikle yaşına, işine ve kendisini temsil eden herhangi bir özellik var mı? Bunlara bakın. Ona göre alıştırmaları yapmaya çalışın. Yani anahtar kelime bulmaya çalışın. Bütün cümleleri en başından sonuna kadar anlamak zorunluluğunuz aslında yok. Her kelimeyi bilmeyebilirsiniz. Bazı kelimeler B2 kelime de olabilir. Bazen o şekilde de karşınıza çıkabilir. Burada önemli olan şey sizden nelerin istediği. Belli resimler verilmiş ve denmiş ki bu kişilerle karşılaştı. Bu kişileri temsil eden kıyafetlere, işte yaşına, mesleğine, elinde neler varsa onlara bakmak gerekiyor. Bu şekilde dersimizi sonlandırmış olalım. Bayağı da zaten dersi açtık. 2 saati bir 20 dakika galiba aşmışız. Sorularınız varsa ekstra olarak şu an hemen soruları alalım. Yoksa dersi bitirelim arkadaşlar.